İyi geceler sevgili izleyiciler. Sıra dışı gündemle ekranlarınızdayız. Bu hafta çok değerli bir konuğum var. Şimdiden bir ilim deryasının karşısında. Sürçü lisan edersem öncelikle hocamdan sonra sizlerden affola diyelim. Bu hafta araştırmacı yazar Fatih Çıtlak konuğum olacak. Hoş geldiniz hocam. Sefalar Hoş bulduk getirdiniz. efendim. Safa bulduk. Çok teşekkür ederiz. Evet bu hafta sadece İslam kelamcılar arasında değil başka dinlere mensup filozof ve mütefekkirler arasında da tartışılan konulardan olan Ölüm, rüya ve kader meselesini konuşacağız. Bu hafta Twitter üzerinden sıra dışı gündem etiketiyle her hafta olduğu gibi soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Elimden geldiğince o sorularla hocamıza soruyor olacağım. Yaşayan her canlı gibi bizler de zamanı geldiğinde bu hayattan elbette ayrılacağız. Kur'an-ı Kerim'de her canlı ölüm ölümü tadacaktır. Sonunda bize döndürüleceksiniz der ayetle. Ölümün her canlı varlık için kararlaştırılmış bir durum olduğunu belirtir aslında bu ayet. Peygamber Efendimiz, müminler katiyen ölmezler. Ancak fani bir alemden baki bir aleme intikal ederler der. Aslında Mevlana da ölümü karanlık görmez ve Mesnevi'nin ilk beyitlerindeki ney metaforu gibi insan dünyadayken gurbettedir. Ölüm onu asıl vatanına ve sevgilisine kavuşturur. Bu güzel tanımlar ve ifadeler ardından hemen hocama sormak istiyorum. Hocam ölümden korkulur. Yani ne kadar güzel anlatıyorsun da artık bunun sorusu mu kaldı diyeceğim. Çok çok teşekkür ederim. Birkaç teşekkürü beraber edeyim. Bu, bu arada kıyafetimle alakalı. Çok şıksınız. Böyle estağfurullah kültür yolu başladı biliyorsunuz. Evet hocam. Onu da duyurmakta fayda var. Evet biraz evet bahsedelim. yani Galata Mevlevihanesi'nde bugün yeni tabirle non-stop bir şey yaptık. Evet. Baktım onu giyeceğim bunu giyeceğim olmayacak. Zaten dedim ölüm ötesi sonrası hiç dedim yani bu kıyafetle çıkılır. Harika görünüyorsunuz. Çok teşekkür ederiz sağ olun. Bu arada bendeniz size ve sizin kurumunuza ve programın başlıklarını şöyle bir incelediğime teşekkür etmek istiyorum. Çünkü çok yerden hem bu arada seyirciler toparlanır. Böyle girime eğer müsaadeniz olursa buyurun, siz beni sen, yönlendirin buyurun. yine. İnsanlar böyle değişik bir şey söylemek için yarışıyor ama artık öyle bir noktaya geldik ki abuk abuk sabuk şeyleri konuşa konuşa insanlar bunun da sağırı, bunu da dinleme hale gelerek artık yeknesak bir hal aldı. Monoton veyahut. Şimdi siz çok e, hayatımızda gerçek olan ve hepimizin hayatın dokunan hani şöyle bir oylama yapsak obez olanlar mı çok? Ölüme aday olanlar mı çok? Evet. Kalp rahatsızlığı adayları mı daha çok? Ölüme aday olanlar mı çok diye herhalde bir araştırma yapsak hiç araştırmaya bile gerek yok. Hepimiz bir ölmek üzere bu dünyaya gelen adayız e, ee, bu konuya önem verdiğiniz için hayatımızın gerçeği de alakalı bu konuya önem verdiğiniz için bendeniz bir kere size teşekkür ediyorum. Ayetle başladınız. Hocam biz teşekkür ederiz. Nazik Yok, bendeniz üzerime Bu için. o kadar az olmaya başladı ki bu işler. Yani e, bir şeyleri anlatırken ayetse ayeti okudunuz. Evet. Hadisi şerifse, hadis şerifse hadis-i şeriften misal verdiniz. Bunu aşkla sevdiren bir insansa, Hazreti Mevlana'dan bahsettiniz. Evet. Teşekkürlerimi arz ederek başlamak istiyorum. Şimdi e, ölümle alakalı belki hemen bir şeyleri seyredip sonra içeriye geçen başka şeyler yapanlar olabilir. Şöyle işin bir e, güzel bir e, şeyle, dikkat çekici bir cümlesiyle başlayayım. Sizin sorunuza muhakkak temas edeceğim. Hatta onun içinden çıkmayacağım. Buyurun hocam. Ölüm alametleri nedir diye sormuştu seneler evvel bizim bir hocamız. Yani bir adama baktın, adam derken herhangi bir insan kastediyorum. Bir insana baktın, bu ölecek. Kesin öleceğine dair bir alamet bulmak istesek, bir adamın öleceği nereden belli olur, bir insanın öleceği nereden belli olur diye bir şey sormuştu bize. İşte efendim çok şişman, işte efendim yaşlı, saçları beyazlamış, sakalı şu. Hayır derdi. Bakın arkadaşlar dedi, kardeşler dedi. Ölüm alameti, en büyük ölüm alameti nedir biliyor musunuz dedi? Doğmaktır dedi. Doğduğunuz zaman kesindir o, ölecek. Zaten öleceğiz. Yoktu, her şeyi aslına rücu edecek. Ve burada yokluğu tadacak. Şimdi bu varlık yokluk meselesine geleceğiz. Ölüm ötesi sonrası derken girizgahını yaptığınız konuya tekrar dikkat çekerek hem seyircilerimiz de masanın etrafına Tabii toplayalım. Toparlanmaya müsaade toparlanmaya Efendim felsefeciler tartışıyormuş, din adamları konuşuyormuş, dinsizler de mevzuya giriyormuş. Dindarlar daha acayip şeyler söylüyormuş gibi böyle hani gündemi takip ediyoruz gibi geliyor ya bize Dilara Hanım. Evet. Aslında hiç öyle değil. Bu insan olduğundan beri, insan bu dünyada bulunduğundan beri her zaman sorulmuş, her zaman merak edilmiş, her zaman doğru konuşan, her zaman doğruluktan ayrı, ayrılanların olduğu bir şeydir. Mesela renkarnasyon. Öldükten sonra bir daha dirilip bir dünyaya gelebiliyor muyuz? Yeniden fırsat tanıyor muyuz? Aa böyle bir akım çıktı. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ne kadar eskidir biliyorsunuz. O kaç bin sene evvelinde Tabii. aynı mevzular ki de vardı. Kur'an'da da buna cevaplar vardır. Bir kere ölümle alakalı şu var. Ölüm bizim bu dünyada geçici olarak varlık sahibi oluşumuzun sonlanması demektir. Tarifler yapalım arada bir. Ölüm nedir denilirse, canım ölümü biliyoruz. Cık, ölümü gör, vallahi falan deriz ya. Hani ölüm nedir? Nasıl bir yaklaşım Yapabiliriz bu hususta. Bu dünyada biz geçici olarak bir varlık kazandık ya. Kaç yaşındayım? 50 yaşındayım diyelim. Ya kendim için söylemiyorum. Ya işte 30 yaşındayım dedi birisi. Bu ne demektir? 32 sene evvel onun bu dünyada varlığını konuşabilecek kimse yoktu. Annesi babası o doğmadan belki 20 sene önce evlendi. Ama onlar da bilmiyorlardı. Onun varlık macerası ne zaman bilindi? İşte anne rahminde tespit edildi. Aa doğacak mı doğmayacak mı ortaya çıktı. Ondan sonra dediler ki yaşıyor. Doğdu dediler. Ve bu dünya hayatında göründü. Bir varoluş var. Oluş var. Evet. Önceden var mıydı burada? Burada var mıydı? Hayır. Heh, bu, bu dünyada belli bir zamandaki görünümünün artık bu, lütfen kıymetli seyircilerimiz dikkat etsin. Felsefe yapmıyorum. Eğer böyle beraber bizimle otururlarsa zevkli bir noktaya geçecek iş. Yani biraz böyle bilerek konuşuyor. Şüphesiz konuştum. hocam. Bu dünyadaki görünümlerinin artık görünemez hale gelmesidir. Tam bir yokluk değildir. Hı. Bu dünyada 30 sene evvelsi bilen yoktu diyorsunuz 30 yaşındaki adama. Sonra yaşadı 100 yaşına kadar. 100 yaşıyla beraber işte 30 yaşından sonra 70 sene daha yaşadı. Sonra bu 100 senelik bu dünyadaki görünümü boyut değiştirdi ve artık görünmez bir hale geldi. Yani hala aramızdalar mesajını mı almalıyız? Şimdi aramızdalar söylenme. deyince Sadece acaba ben dedemin üstüne mi, mi oturuyorum? Yoksa dedemin dedesinin dedesinin <laughs> e, toprağın <Alemsin> üzerine bina <laughs> mı yaptım gibi bitmez bu. Şu var, bu alemdeki bizim görebildiğimiz beş duyu or organı da duyumuz da, fark edebildiğimiz boyuttan farklı bir aleme geçti. Şöyle bir örnek vereyim. Tekrar siz sorduğunuz için. Yoksa buradan hani adım adım gitmeme lüzum yok. Siz beni yönlendirin. Birisi çok merak etmiş bunu. Seneler evvel, 500-600 sene evvel. Bir şey Efendi demiş ki ya yani bana bunu böyle bir şeyle göster, bir misalle. Tabii şimdi birçok şeyler var. Yani insanlar Bilgiye ulaşabiliyor, tiyatral olarak bir şeyleri sahneleyebiliyor ama takdir edersiniz ki 500-600 sene evvel bunu böyle somut olarak ortaya koyayım denildiğine hedenince olacak bir şey değil. Peki diyor sana bak o zaman anlatayım ölümü diyor. Gel diyor benim yanıma otur diyor şimdi. Oturtuyor. Dervişlerine diyor ki evladım şuraya bir çarşaf gelin diyor şu perde gibi bir çarşaf gelin. Tam bir beyaz perde arkasında da bir kandil uyandırın diyor. Arkasından o ışık yanınca tabii perde ne oluyor? Aydınlanıyor evet, arkada. Gölge düşüyor. Parlak. Hı <laughs> hı. Parlak. Şimdi diyor sen de Mehmet diyor geç yavrum diyor. Evladım geç diyor. Perdenin arkasından diyor bize görün diyor. Gölgeni düşür buraya. Görüyor musun diyor talebe yanındaki talebi. Görüyor musun? Evet diyor anlamadım hala. Heh bak şimdi diyor. Biz bunu görüyoruz diyor. Oğlum o kandili dindirin diyor. Kandili dindirin bakalım. Adam tam böyle gölgesi düşerken kandili söndürmek demiyoruz biz. Dindirmek diyoruz. Dindiriyorlar. Karanlık oluyor. Şimdi sana soruyorum diyor. Perdenin arkasındaki adam kayboldu mu diyor. Hayır orada diyor. Niye göremiyorsun diyor. Işık kaynağı kayboldu diyor orada. Hmm. Heh, oğlum diyor. Bu dünyada bizi gösteren şey de kaybolduğunda sen onu öldü dersin. Ama orada durmaya devam eder diyor. Onun bir hayatiyeti vardır. Diyor. Müthiş bir tabir. Değil ya mi? çok güzel hocam. Bu yani hala akmaz kokmaz bir şeydir. Bizim gölge oyunu dediğimiz şeyde bile aslında bu metafor. Hani siz ney metaforu dediniz ya. Evet. Gölge dediğimiz şeyde de böyledir. Şimdi şöyle bir soru sorabilirler. Ben tabii size karşı haddimi aşmak istemem. Hani seyirciler şunu sorabilirler. Hocam sen şimdi as, her şey aslında rücu eder dedin. Hemen konuşmanın başında dedin ki bu dünyada yoktu. Ortaya çıktı. Bu dünyadan kaybolacak ama kaybolmadı. Yok olmadı. E şimdi oldu mu yani? Evvel yoktu dedin. Sonunda yok olmadı dedin. Her şey aslında dönecekse bu adamın evvelde de bu kişinin, bu şahsın evvelde de var olması lazımdır diye bir soru sorulabilir. Evet. Ondan önce var olduğu aleme ruhlar alemi diyoruz. Yeniden bir doğuş aslında. Evet. Hazreti Mevlana dağıtırsam konuyu siz toparlayın. Bugün bayağı bir yorucu ölüm, geçti. Ölüm, gün ama. Kor ölümden korkulur mu ya? Bağlarız hocam sonunda. Yani, evet bağ bağlarız. Bendenize göre e, birazdan konuştuklarımızla beraber ölüm korkusundan önce bizim düşünmemiz gereken varoluş duygusunu bir ortaya çıkartmamız lazım. Yani biz nasıl var olduğumuzu bilmediğim için Dila evet. Dilara Hanım. Biz nasıl var olduğumuzu bilmediğimiz için ölümle alakalı bir korku yaşıyoruz mu acaba? Sorusunu da sordurmak istiyorum. Bakın yine Cenab-ı Mevlana'nın müthiş bir şeyi var. Anlatımı var. Hızlı konuşacağım. Gecenin bu saati arkadaşlar da çok yormayayım. Diyor ki, üç ordu vardır diyor. Bu üç orduyla devamlı sevkiyat vardır. Yani gün ve geceyi düşünün. Bir gün ve geceyi. Evet. Bu gün ve gecelerde üç ordu devamlı sevkiyattadır. Hep ordular gelir. Bindirme. Devamlı bindirme olur. Birinci ordu diyor. Ruhlar aleminden annenin rahimlerine ordular sevk edilir diyor. Hı. Ruhlar aleminden bu çok önemli bir şeydir Dilara Hanım. İnsan dördüncü kırkı tamamladığında ona insani ruh üflenir. Hatta o yüzden dinimizde bir insan belli bir evreyi anne rahminde tamamladığında artık o yaşama hakkına sahip ruh üflenmiş bir Hazreti insan namzede olduğu için hususi alaka ister, hususi itina ister. Evet. Bizim medeniyetimiz müthiştir. Annelerin rahmine ruhlar indirilir diyor. Ne kadar bilmiyoruz. Sevk ediliyor. İkinci, i̇kinci ordu şunlar. Annelerin rahimlerinden dünyaya ordular sevk edilir diyor. Doğarlar diyor. İkinci ordu da bu. Üçüncü ordu dünya aleminden ahirete geçiş için kabirlere sevkiyat olur diyor. Üçüncü ordu da budur diyor devamlı bir sevk vardı. Evet. Şimdi insan daha önce bir ruh, ruhlar alemi var. Hemen bir soruyu sorayım ondan sonra sizin sorunuza da gelelim. Ruhlar aleminden önce var mıydı? Şimdi ruhlar alemi var. Ruhlar aleminden önce de insanın varlığı hakkında bir şey var mıydı? Ben size sormuş olayım hocam. Evet. <laughs> ee, vardı diyorlar. Çünkü şöyle Allah Teala sebep sonuç ilişkisiyle ya biz hani çok affedersin ben bir adam olduğumu düşün hani bir şey yapıyorum ya biz bunu başlattık ama kardeşim bu buradan böyle bir şey çıktı ben hiç bunu öngöremedim derim bu benim ilmim sınırlıdır evet. ama Allah Teala için böyle bir şey düşünebilir misiniz bir yaratılış macerası var insan denir ruh oldu şimdi mecbur onu dünyaya göndermek Allah Teala böyle bir cahillik Böyle bir ilimden uzak bir hal yaşamış olabilir mi veya var mı onun için öyle bir şey? Yakıştırabilir miyiz? Yapamayız. O zaman diyorlar ki alimler tartışmasız biz hiçbir şey yokken bakın hiçbir şey. Yer, gök, melek, selek, kelek, toprak, su, hava, ateş hiçbir şey yokken Allah'ın ilminde vardık diyorlar. Allah bizi yaratmaya, yaratmayı murad etti. Sonu ol emriyle sebep sonuç ilişkisiyle hepsini yarattı. Kur'an'da bu macerayı görüyoruz. Sonra Adem'i, Adem, Adem Aleyhisselam'ı topraktan affedersiniz, dünyadan alınan toprakla. Bakın buraya çok dikkat çekiyorum. Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı anlatılır. Dünyadan alınan topraktır. Oradan bellidir Adem'in dünyaya ineceği ve oradan bellidir Adem oğlunun ...dünyadaki toprağa gireceği. Ne güzel söylediniz hocam. Allah Teala ruhundan ruhu... ...fürmüş. Hazreti Adem... ...Aleyhisselam'ı esas adamlığın... ...dışımızdaki kabuk değil... ...içimizdeki güzellik olduğunu... ...beyan etmiş... ...ve ölüm... ...bu dışarıdaki kabuğu... ...sıyırsa da... ...içinden çıkacak olan ruhla... ...belli bir hayata doğru... ...akışımızda ölümle... ...gerçekleşmiş olmuştur. Hocam ölüm gerçekleşmiş oldu dediniz ya kişi öldüğünü anlar mı? Ya da şöyle de sorabilirim ölüm şeklinden bir akibet tayin edilebilir mi? Yani Ahiret ölen kişinin, alakalı. Ölen kişinin o andaki ölümüne göre bak bu iyi gitti bu kötü gitti gibi bir şey mi söylemek tayin istiyorsunuz? Tayin edilebilir mi böyle bir durum? Şöyle bir ters köşe yapalım. Ölürken bir acı hissedilir mi? ...ben de şimdi... ...bakın çok acayip bir şey. <laughs> hissedilir mi? E, hissedilir mi? Şimdi soruyorsunuz ya... ...ya sordurmaya mecbur ediyorum ya sizi. Bu ne kadar acayip değil mi Dilara Hanım? Mesela biz şimdi ölümü konuşuyoruz... ...öteki tarafa gidip de buraya gelip... röportaj yapabileceğimiz bir insan yok. Yok. Bir bilinmezlik mi? Bu bilinmezlik noktada? olabilir mi? Olamaz. Neden? Biz ölümün varlığını ölümün başımıza geleceğini çok iyi biliyoruz ama ölümden sonrasıyla alakalı bu ölümden sonrasını bilen bir zatın veya ilim sahibinin bilgisine muhtacız. İnanmak inanmamak noktasında da tabii insan belki bocalayabiliyor. Ölüm sonrasını kim anlatabilir? Allah bildirebilir. Allah'ın bildirdikleri bildirebilir. İşte siz ne güzel anlattınız. Mümin bu dünyada öldü denildiğinde kaybolup gitmez. Ancak bir mekandan başka bir mekana ulvi bir aleme gitmiştir buyuruyor. Ama dikkat edin mümin buyuruyor orada. Evet. Bir insan ölüm acısı hisseder mi diye sorduğumuzda. Şimdi şöyle yapalım. Hani noterde falan gittiğimizde o noter tasdikinde şeyler vardır. Bundan sonra şunlar şunlar böyle zikredilecektir. Siz anlayın, Kabil'den bir açıklama vardır. Ben de şöyle söylüyorum. Bizim burada anlattığımız bilgilerin hepsi Kur'an ve ayette geçen bilgiler olduğu için biz söylüyoruz. Fatih Hoca ölümden sonra şöyle dedi diye bir yaklaşım yanlış olabilir. Ölüm acısı diye bir şey var mı? Ölürken insan acı hisseder mi? Felaket. Can boğazdan çıkar derler ya. Her öyle yerinden, bir şey var. Her yerinden çıkar. Her yerden her yerden çıkıyor. Hissediyor yani kişi de bunu. Şimdi ters köşe yapacağız. Bu acıyı. Ölürken acı olur mu? Eşi menendi kıyaslayabileceğiniz bir şey değil. Bakın. Şimdi biraz böyle uykuları kaçacak insanlar evet. ama devam etsinler bizi izlemeye devam etsinler. Korktuğuna bence şu anda hocam. Hayır şöyle düşünün. Yok yok. millet o kadar korksa dünyanın hali böyle olmazdı. Biz gerçekten ölümden korksaydık bu kadar dünyada rezillik olmazdı. Hikaye o. Biz korkulacak şeyleri bile korku filmi tadında dinliyoruz. Yani o, o bile hoşumuza gidiyor. Onu bile şehvete çevirebiliyoruz yani biz. O hususta kolay kolay korkmayız yani. Daha ölümü anlattığımda korkup da hayatı düzene giren insan nadir gördü. <laughs> Dini hususta. Evet. Ha Ama bak kalbin tıkandı içersen kötü olursun denildiğinde adam bir anda düzelebiliyor. Fakat öleceksin. Bak dikkat et. Allah'ın huzuruna çıktığında ya bir taatın olsun, bir ibadetin olsun. Ya şunu bir öğren. Bir gülü vallahi vade oku dedik de aa değil mi öleceğiz hocam. Vallahi doğru söylüyorsun deyip de yola giren adamı görmedim. Evet. Yani meslekte görmedim. Varsa da ben rastlamadım. O yüzden merak etmeyin. Koya koya bir, bir şey olmaz bizimkilere. Şöyle söyleyeceğim. Şöyle düşünün. Yani şimdi buradan bir şey çekiyorsunuz şöyle. Veya sıkıştırıyorsunuz acıyor veya Allah'ıma buraya bir dağılıyorsunuz acıdığını düşünün. Tamam mı? Hı hı. Buradaki hücrelerin bu hücrenin tüm milyarlarca hücre içerisinde bir hücre haline geldiğini düşünün. Ve bu acının lokal bir şekilde diğerlerine böyle Hepsine. impasta bilmem neyle hani nöronlarla bilmem neyle giden değil de yekpare olarak aynı şiddette sadece bu noktada değil tüm noktada hissettiğinizi düşünün. Ölürsünüz. Zaten ne yapıyor? Vücut ne yapıyor böyle bir acı hissettiğinizde? Bayılıyor. Evet. Dayanamayacak hale gelince diyor ki bu acıyı bu vücut kaldırmaz. Otomatikman hemen sigortaya attırıyor. Sen bir bayıl diyor. kendini bir, bir toparla kendini. Bu sancıyla sen yaşayamazsın diyor. Adam sancıdan bayılıyor mesela. Sancıdan bayılmak vücudun beyin sistemini, kendi sistemini koruya, korumaya almasıdır. Tamam. Biliyorsunuz. Bunun bayılma değil, ölmeyi bayılmak zannediyor derler ya. Bayılmadan Allah muhafaza ve bunun tarifsiz şekilde hissettiğinizi düşünün. Yani o düşünün canınızın canım burnunda dersiniz, canım tırnağımın ucunda dersiniz. Öyle olmadığını düşünün. O can bu teni tamamıyla terk ederken ki sancıyı düşünün. Aman yarabbim. Korkunç bir şey. Korkunç bir şey. Herkes mi tadıyor bu acıyı? Hay yaşa, çok çok hani ben bazen şey yapıyorum. Senin numaran kaç? Çok akıllısı falan derler ya. <laughs> Bakın şimdi efendimiz şöyle bir tarif yapıyor. Allah'a inanmayan aslında böyle şey anlatılıyor. Ya şu inanmayanlı da çok korkutuyorsunuz falan diyor. Sizin programınıza mahsus bir açıklama yapıyorum. Seviniriz. Allah'a inanmayan derken orada şu kastedilir. Kendi varlığından haberdar olmayan adam demektir. İnsan neye bakarak kendini düzeltecek Dilara Hanım? Sen ölümlüye bakacağım. Ben ölümlü olarak ne kadar düzeltebiliriz bunu? Bizim tüm alemlerimizi içine alan bu ilimden hepsinden haberdar olan bunun rotasını çizen, bizi halk eden, kendisini ben sizi yarattım ama bana tapınacaksınız yürü falan demiyor. Evet. Bize kıyamadığı için iman et diyor. Allah kendisini saydırmak için iman istemiyor emek verdiği sen, sen insanın kendine saygın olması için bu iman şart diyor. Ve bir insan bu canın farkında olmazsa, bu ruhun farkında olmazsa, Efendimiz buyuruyor ki, bir yün yumağı düşünün, onun içerisinden dikenli bir çalıyı çektiğinizi düşünün. İnanmayan kişinin, Ruhundan ve kendinden haberdar olmayan kişinin ölümü böyledir diyor. O içinden ruh çıkarken her yere çatır 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 sürüne sürüne cazır cazır bu şekilde çıkar. Ama mümindeyse ise diyor tertemiz hani bir yağlı şiş gibi. O ne, yapa, ne yapar gibi. ki? Çektiğinizde hissetmezsiniz bile. Ne İnsan kalıbına kalıbına taparken bu yani... Ben hani size de biraz anlatıyorum mecburen, şu an tek seyircisisiz karşımda. İnsan kalıbına tapıyorsa, sadece kendisini bu kalıptan ibaret zannediyorsa, o kadar zor ki bundan ayrılmak, cazır cazır, çatır çatır o acıyı sonuna kadar hisseder. Ama kalıbına tapmıyorsa, kalbindeki manayla, ruhuyla buluşmuşsa, öldüğünü bile anlamayabilir. Evet. Şehitler mesela öldüklerini anlamazlarmış. Farklı Zevk bir yaşarlar. mertebede değil mi onlar? Farklı bir mertebede ama yani keşke biz de şehit olabilsek. Şehitliği istemektir. Şehit olmanın birinci şartı odur. Savaş çıkması şart değildir. Bir insan otururken de şehit olabilir. Şehitliği istemektir. Şehitlik. Mesela bir insan yola çıktığını düşünün, hac yolculuğuna çıktığını düşünün. Evinden çıktı ah. Yani Ankara'dan Konya'ya gelmeden ölü verdi. Durumu nedir? Hacda ölmüş gibidir. Allah yolunda. Hacda ölmüş gibidir. Bir insanın şehadetle alakalı niyeti var. Savaş çıkmam bir şey olmamış. Çok istemiş bunu. Niyetini almış. Yatağında ölmüş. Efendimiz öyle buyuruyor. Niyetinde samimi ise şehitlerin katına yazılır diyor. Şunu anlatmak istiyorum. Bir insan kalıbına tapmaz da kalbindeki manayla buluşursa ölüm onun için hiç acı çekmeyeceği bir şeydir. Hatta Efendimiz'e soruyorlar bunu. Ölüm 70 kılıç darbesinin insan vücuduna hiç ayılma, bayılmadan, narkoz almadan, körü körüne ve aynı şeyi hissede hissede 70 kılıç darbesinden beterdir buyuruyor. Ya Resulallah mümine de mi böyledir buyurunca mümine de iner buyuruyor. Fakat mümin öyle bir şey görür, öyle bir güzelliğe mazhar olur ki bir adamı 15 saat ameliyat ediyorlar, veriyorlar narkozu. Testereyle her yerini kesiyorlar. İncik, cincik her yerini alıyorlar, söküyorlar, yapıştırıyorlar. Hissetmiyor bile. Ya, adi bir narkoz bunu yapıyor da bir insan düşünün. Bir ömrü boyunca görmek istediği, kavuşmak istediği bir mahalli, bir makamı, bir güzelliği görüyor. Bir insan çok sevdiği bir insanı gördüğü zaman bile acısını hissetmezken Tabii. ne yaptı Yusuf Aleyhisselam'ı görünce kadınlar, hanımlar ellerini, parmaklarını kestiler de Yusuf'un güzelliği karşısında hissetmediler bile. Peki bir insan güzel Allah'ının cemalini, tecellilerini görse, Resulullah Efendimiz'in güzelliklerini görse, acaba onu kıtır kıtır kesseler, adi bir narkozun yaptığı tesir kadar bile tesir yapmaz mı? Hissedebilir mi? Hissetmez evet. diyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'de ölümle alakalı acayip detaylar verilir. Hani siz atıp tutuyorsunuz ya bırak abi bunları ya. Ölüyorsun, gidiyorsun, bir şey yok falan filan diyorsun ya. Cık, şöyle değildir. Allah Teala böyle birebir yani canlı yayında otursa bir adam yani o ayetlerin Arapça lügat'taki manalarıyla beraber bunu yapmak üzere, işlemek üzere hani bunu resim film haline getirse, birebir o ölüm anını şey yapar. Görür. Mesela istazü ile vel teffetis Sak şurayla şurası arası veya dizle topuk arasıdır. Ona saak denir. Vel teffetis sak o ölüm acısı olduğunda ayakların böyle direnmesini anlatır Kur'an-ı Kerim'de. Böyle gari terakki vakıyla men raka. Kim okuyacak bunu? Adam gidiyor bir şey yapın. Kimdir? Yoktur. Vel teffetis sâku bis sâk. İlâ rabbike yevme iznil mesak. O gün Allah'a sevk edilirsiniz. Başka bir yerde Vaka suresinde şöyle buyurur Cenab-ı Hak. Siz oturursunuz böyle ölen adamın, ölmek üzere olan adam. Ah vah amcam dayım dayı duyuyor musun falan konuşursun diyor yakın akrabasınız değil mi diyor o anda hayır diyor Allah Teala yakın akrabası diye ölünün ölmek üzere olan bir insanın yanına oturduğunuzda ona en yakın biziz diyor onu bilin evet ve belagatil hulkum siz söylediniz diye hulkum Arapça hulkum şuraya denir yutmak çakır çakır yersin. Üzerine binlemle yaparsın. kapiçonun üzerine şöyle bir şekil çizersin. falan üzerinden neler yap ama sonra insan nefes bile alamayacak hale gelir. Onu anlatıyor. Hı. İza balagatil hulkum. Hulkum hulkuma geldiğinde tam şudur yani. diye kapalı kalmasıdır. Bunu yaşatır. Bu yaşanacaktır. Bütün devrenin kapandığı yer. Nokta. Allah Teala bizi korkutmak ve iyice yarattığını başımıza katmak için bunu yapmıyor Dilara Hanım. Bu kadar da acizsin diyor. Evet. Mars'a gitme hesapları yapıyorsun. Çocuğuma şunu bırakayım, torunumuna bunu bırakayım. Kariyer hesapları yapıyorsun. Ama bir yudum su içerken veya nefes alırken bir anda o nefesi alamaz hale gelebileceğini unutma. O zaman niye bu kadar sen dünyada firavunluk yapıyorsun? Onu beğenmiyorsun. Bunu beğenmiyorsun. Buna kibir, buna kalp kırma hiç umurunda değil. Niye yapıyorsun? Ölümü gör sözü, bizim deyimlerimizde ölümü gör sözü, şunun için söylenmiş bir sözdür. Hani ne olur bunu iç ölümü gör. Yani ben sen bunu içmezsen ben öleyim gibi anlaşılır. Halbuki bu o demek değildir Dilara Hanım. Ölümü gör, sen buna selam vermiyorsun, bunu affetmiyorsun. Geçenlerde bir arkadaşımızın şeyini dinledim, yazık. Yani insanlar birbirini kırmak için adeta yarışıyorlar. Hak yeme, saygısızlık evet. vesaire. Ona geçtik artık. Gıdalara katılan zehirler mi istersiniz? Daha zam gelmeden on kere üzerine zam koyan insaftan ve şereften yoksun insanlar mı istersiniz? Hiç ölüm yokmuş gibi atıp tutan. Hani bunların hepsi için bizim deyimimiz şu. Yapma bunu, ölümü gör demek. Evet. Ölüm var demektir. Hocam son dakikacılar da olabilir mi acaba? İhtilaflı bir mevzu vardır. Ölürken, ölünün başında, ölmek üzere olan kişinin başında Yasin okumak ona bir fayda sağlar mı? Hayatı boyunca Yasin'le alakalı hiçbir zevki yaşamamış Yasin'in hayatında yaşarken yaşayabileceği bir sure değil de sadece ölürken okunan bir mesaj olarak algılan bir adam düşün, bir insan düşünün. Bu Kur'an'la ne zaman tanışmış Dilara Hanım? Ne zaman tanışmış? Annesinin ölüm mevlidinde, binlenmenin ölüm mevlidinde, bayramda kabre gittiğinde orada, bu adamın hayatında Sadece Kur'an düşünün. Ölümle özdeşleşmiş bir hal almış olsa, evet. bu adam geldi, döşeye uzandı, razı ettiler, kallem kallemetler. Ettiler. Çünkü ailede de okuyan yok, doğru dürüst. Bir hoca buldular. Beni bazen böyle imam nikahına falan çağırmaları gibi. Bir hoca buldular. Hadi hoca dediler. Hadi kuvvet, nefesine kuvvet. Şimdi bak yatıyorum ben. Hayatım boyunca yaşarken okuduğum bir kitap değil Kur'an. Sadece ölümlerde andığım bir kitap. Başlıklı hoca Yasin okumaya. Yasin vel Kur'anil hakim ölüyorsun oğlum yandın sen demektir bu. Yani adam nasıl bakar bu duruma? Adama moral mi verir bu? gittim oğlum? Bitti mevzu der. Bir insan yaşarken Yasin'le meşgulse ölürken de ebedi hayata yaşamak üzere hazırlığını yaparak Yasin'i dinler. Ölülerinize Yasin okuyunuz. Ölmek üzere olanlarınıza Yasin okuyunuz şeklinde hadisi şerif var. Evet. Ama dikkat edin ölülerinize ve ölmek üzere olan kardeşlerinize yani hayatında bu inancı yaşayan insanlara bunun çok faydası vardır. Bu şey gibi değil ki falanca yabancı bir ilaç firmasının hazırladığı bir ilaç değil ki inansan da inanmasana da damardan sap diyorlar zerre kadar itimadım yok. işte abi şekerini düşürdü. işte COVID'i geçirdi. Yani ister inan ister inanma. Adam damardan sapladı gitti. Kur'an öyle değil. Kur'an kalbi bir yaklaşım ve irade istiyor. Mesela namaz da öyle. Namaz gerçekten Allah'ın huzuna çıktığınızı kalben inanmanızla oluşuyor. Oruç da öyle. ibadet de öyle. Kur'an da öyle. Ya bakalım yani ben bunu gördüm yaşadım. Hocam hoş geldin. Biz şey, sen hadi oku. Biliyor musunuz ben hiç okumam. Ne münasebetlerim? Ne biçim hocasın sen. Benim hocalığımı bırak, sen nasıl müptmisin diye tut. Bazen kızarım. <laughs> Allah Allah. Ben senin ölüne okumaya mecbur muyum? Hadi hocam sen bir şey yap bir oku falan. Ne bu tansiyon mu ölçtürüyorsun? Kur'an bir irade ister. İman bir irade ister. Dinin belli bu hususları kalben ona inanmanız ister. Öyle bir şey yok. Hayattayken dalga geçmiş. Binden neyle efendim tiye almış. E hocam işte Allah bunda mı ha <laughs> falan demiş. Sonra ölünce ve ona Yasin okuyacakmış. Birden bu yükselecekmiş. Bu tansiyon düşüren ilaç değil ki. Şekeri ayar eden bir serum binlenme değil ki. Gerçekten kalben iman olduğunda. Hocam sen de çok gudubet bir şeysin demesin kimse. Bu Kur'an'da ayet. Estağfirullah. Ben nezirim minel Kur'ani mahu ve şifaun ve rahmetun lil mu'mini ve la yezidu zalimine illa hasar. <laughs> Biz Kur'an-ı Kerim'i indirdik. Hiç şüphesiz. Doğru. Rahmettir. Bakın Diler Hanım. Rahmettir ve şifadır buyuruyor. Kim için? Lil mu'minin buyuruyor. Kur'an'ı bu sözüme lütfen dikkat etsinler. Kur'an'ın sahibi olan Allah'ı tercih edenler için şifadır, rahmettir. Ve evet. yezidu zalimine illa hasara. Bu Kur'an'ı alay etmek sadece belli günlerde böyle hiçbir şey böyle anladınız. Bunlarla alakalı nedir? Bunlar da ancak zararı artırır diyor Kur'an. Zararı artırır. Hakikaten böyle midir? Böyledir. Evet. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine göre söylüyoruz, böyledir. Hocam Yahya Kemal'in güzel bir sözü vardır şu an aklıma geldi. Artık Biz, demir almak günü gelmişse zamandan meçhule giden yani bir, bir gemi, gemi kalkar, kalkar bu limandan mı? O mu? Değil, o da çok güzel evet. sözlerinden biri. Biz ölülerimizle yaşarız der evet. Yahya Kemal. Bu noktada benim e, kabir aklıma geliyor. Kabire ziyarete gittiğimizde ölüler bizi görür mü? Çok güzel, görür. Sınıf sınıftır bunlar. Şimdi bakın burada biz e, kamera açısından açısının dışına çıktığımızda insanlar bizi göremez. Gerçi bunun örneğini verdim demin ki perde örneğinden. Evet. Çok acayip bir şey daha var Dilara Hanım. Şu anda Amerika'da, Avustralya'da olan insanlar bu frekansa girdiklerinde bizi görüyorlar. Duvarın arkasında hemen bize yakın olan insan bizi göremiyor. Bunun gibi bir şey vardır. Ölüler grup gruptur aleme ve kabir evet. alemine baktığımızda bazı ölmüş olan, ahirete gitmiş olan insanlar var. Bunlar ne kabirlerinin farkındadır, ne kabre gelenlerin farkındadır, ne de bu ölümle beraber ahiretteki güzelliklerin farkındadır. Ruh, ceset, direkt bu ten yoktur. Evet. Ama bu tenin hemen altında cilt var ya, cilt dediğimiz hemen sinir vesaire falan olan bir tabaka 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 ya bu. Aynı bunun gibi bununla beraber yaşamaya alışmış olan bir ruh var. Tene yakın olan ruh. O ruh ondan ayrılmaz. Tamamen un ufak olsa böyle şöyle yaptığınızda kemikleri toz bile olsa onun kemiği toz olur ama o kemiğe bitişmiş olan ruh kaybolmadığı için kabir azabı çekmeye devam eder. Geleni tanımaz. Gittiği yeri bilmez. Sadece azap içerisindedir. Allah muhafaza eylesin. Bunlar imansız gidenlerdir. İkinci bir grup var. Mümin oldukları halde hiç Allah Teala ile muhabbetle, Kur'an'la hiç mesaileri olmamış. Yani hani Akif diyor ya Mehmet Akif. Adamın gördüğü gusül için ya yani su ebesinin teknesinde diyor. Hayatta böyle gusül abdesti bile almadan şey yapmış. Bunların durumu İmanla alakalı da sıkıntıları var. Kendine göre demiş ya bir şey yok demiş. Olsa da olur olmasa da olur. Yani durumu çok vahim. Evet. Günahkar ama imansız değil. La ilahe illallah demiş. Muhammedur Resulullah demiş. Ama hiçbir şey yapmamış. Hani öyle kabul edelim. Bu kişiler belli bazı günlerde kabirlerinden pencereden açılıp bir şeyleri seyretmeye izin veriliyor. Hani müebbet hmm. hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapisi olanların bayram günü açık görüş veya telefon görüşmesi verilmesi gibi. Evet. Bunlar aslında müebbet hapis. Dünyaya dair şeyleri evet. izliyorlar. Sevdiklerini mi izliyorlar orada peki? Sevse de sevmese de diyorlar ki kabine gidebilirsin. Mesela niye insanlar bayram sabahları, akşamları kabirlere gidiyor? Arefe günleri. Niye kandil günleri gidiyor? Umumi af var. Açık görüş var. Aa, ne güzel söylediniz. Umumi böyle af. büyüklerimizden duyduğumuz söz yani umumi güzel olan sözlerin hepsi onlara evet. aittir bu arada söyleyeyim hı hı. umumi şey var açık görüş var kandil geceleri evet bayram hadi bakalım kalbinize gelenleri görmek için müsaade açıyorlar aa oğlu geldi birisi fatiha okudu hatta bunu şöyle anlatıyorlar kabristanın dışarısından geçerken birisi fatiha okusa onu bile görüyorlar bir nefes alıyorlar Aa, ne güzel. Bir de başkaları var. Kırık dökük bir hayatında hatalar var. Ama hep tövbe etmiş. İyi insan olmaya gayret etmiş. Çok öyle ahım şahım hani manevi zenginlerden değil. Ama orta direk. Tamam. Asgari ücreti de İstikrarlı. var. İstikrarlı. çok harika. Şahane bir cümle söylediniz. İstikrarlı. Yapabildiği kadarıyla yapmış. Bunlara hadi arası da evine git. Sana dua ettiklerinde şuraya git. Hadi falancaların mevut okundu, Kur'an okundu, dua edildi. Onlara onlardan da al. Cümle göçmüşlerimizin ruhu için el Fatiha denildi. Bunlara da haber gidiyor. Gu şey grubuna, e, sosyal medya grubuna üye bunlar. <laughs> Orada birisi Fatiha okunda, bunlara da düşüyor link. Ve diyorlar ki, hadi evine gidebilirsin. Bir de daha güzeli var. Kandil geceleri falan değil. Onlara haftada iki kere açık görüşe müsaade ediyorlar. Pazartesi ve Perşembe. Bu özellikle Pazartesi ve Perşembe. Tabii pazarı Pazartesi'ye bağlayan geceler, Perşembe'yi de Cuma'ya bağlayan geceler. Niye bizim e, elin fukarası bile Cuma akşamları ile Yasin okur? Hocam hikmeti nedir diye sormak istiyorum ama o gru diğer gruptan hemen sonra bunu da girmek isterim. Pazartesi ve Perşembe. de başka gruplar perşembe. da var. A grubu, RH pozitif, <gülüyor> 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 falan gibi başka gruplar da var. Bir de böyleleri Haftanın var. iki günü, pazartesi evet. ve perşembe Hemen günü. Hemen bu arada seyircilerime de şunu söylemek istiyorum. Bakın Dilara Hanım, ben deniz bunları hadisi şeriflerden, gazaliden, vesaireden, tefsir kitaplarından belli malumatları aktararak da size anlatabilirim. Evet. Yani mesela Suyuti'nin muhteşem bir kabir alemi, ruhlar alemiyle alakalı bir kitap vardır. Yani bir adam onu okusa bitti zaten işi yani halleder yani hiç hoca hocayı din ben söylüyorum evet. şimdi biz biraz Gecenin bu saatinde insanları pratik bilgi olarak gidiyoruz arz edebiliyor muyum Evet. Hadi hemen ne yapabilirleri şey yapıyoruz Lütfen ama bunları hikayede dinlemesinler onlara kolaylaştırıcı bir şekilde güvenlerine masar olduğum bir toplum var karşımda bir izleyici kitlem var onlar bunları emin olarak dinlesinler Şüphesiz. yanlış bir şey söylemiyorum Şüphesiz Pazartesi, perşembe böyle olanlar var. Sürprizimiz devam ediyor. Merakla bekliyorum. Daha kıdemli olanlar var. Yüksek dereceden emekliye ayrılmış olanlar. Vesairesi. Hmm. Anında haberdar oluyorlar. Her gün, her gece, her an. Meclislerde toplanıyorlar. Peygamberlerin ruhlarıyla görüşüyorlar. Cennet kokuları alıyorlar. Daha üstünü var. Dilara Hanım sıkı durun. Daha üstünü var. Okudunuz. O kişinin ruhunu okudunuz. Kimin mesela okudunuz? Hazreti Halid Eba Yübel Ensari. Okudunuz. Perşembe mi duyar? Pazartesi mi duyar? Her gün mü duyarı geçtik. Ne olur biliyor musunuz? Dilara Hanım. Ne olur hocam? Hazreti Halide okudunuz. Ya Rabbi. Hazreti Eyüp Sultan'a Fatiha dediniz. Eyüp Sultan Hazretleri kıdemli. Sadece haber almakla kalmıyor. Size haber de gönderiyor. Ne güzel bir mertebedir. Sizin ruhunuz değişiyor. Evet. Sizin kalbiniz titriyor. Sizin gözünüz yaşarıyor. Siz onu ne zannediyorsunuz? Sizin duygunuz mu zannediyorsunuz? Dilara Hanım. Muhabbet daima yukarıdan aşağıdır. Aşağıdan yukarı değildir. Peygamberi duyduğunuzda, sahabiyi duyduğunuzda gönlünüz titriyor, gözünüz yaşarıyorsa siz onları sevmiyorsunuz sadece, onlar sizi seviyordur. Onlar sadece haberdar olmakla kalmaz, haberdar olduklarından siz de haberdar ederler. Ben deniz bunu yüzlerce kere yaşadım ve eminim şu anda bizi seyreden milyonla insan falan cehre gittim filanca zata gittim. Çocukluğumda bir şey yaşadım ben. Hani şimdi kas katı kalbim tabii. Çocukluğumda herhalde işte o masum, günahsız falan oluyor ya. Bu arada çocukları kabre götürmeyin pek. Öyle mi? Çok küçük çocukları kabre götürmeyin. Hamile hanımlar kabre pek gitmesinler. Nedendir hocam? Orada o duygu hali incelir ve orada bizim göremediğimiz şeyleri o çocuk masum haliyle görebilir. Uzaktan okumayı tavsiye ediyoruz. Hanımların da belli saatlerde gitmemesi ve çok kabir ziyaretine gitmemesinin sebebi de budur. Hanımlar hem daha hassastır hem de özel durumları vardır. Orada o o ruh halinden çıkamayarak farklı ruh haline bürünebilirler. Samimiyetle okudukları muhakkak gider. Şunu yaşadım bendeniz. Hani çocuk olduğumuz için eminim buna şey yapmıştır. Rahmetli Mühibe teyzem vardı benim. Allah rahmet eylesin. Haynusa teyzem vardı. Çok severim ikisini de. Allah, Allah rahmet, rahmet eylesin. Anneciğimle beraber Merkez Efendi'nin arkasındaki e, Kozluca hani şeyin bulunduğu yerde dedemin kabrini arıyoruz. Ben de küçüğüm. Ama ne kadar küçüğüm? Şöyle bir kıyas ediyorum. Otları böyle görüyorum yani. O otlar böyle adam boyu değil. Şimdi gittiğimde dizime geliyor. Demek ki o kadar böyle karamürsel sepeti gibi taşıyorlardı. Nerede babamızın kabri? Nerede babamızın kabri diye annemler arıyordu. Anneciğim dinliyorsun, ellerinden öperim. Ses duydum ben. Fatih, Fatih diye birisi sesleniyor, bir adam sesi. Ve inanın size söylüyorum, yetişkin, yaşlı bir adam. Sesi. Fatih, Fatih. Baktım çalıların oradan böyle birisi sesleniyor. Korktum. Hani be, kim? Fatih korkma, ben senin dedenim dedi. Deden benim hafızmış annemin anne, babası Korkma oğlum ben senin dedenim dedi. Annenlere söyle işaret et buraya gelsinler ben buradayım dedi. Anneciğim dedim buradan sesleniyorlar. Oğlum git dedim dedimsi diye anne falan da. Anneciğim bak oradan dedem sesleniyor dedi. Ve elimi böyle tuttuğumu hatırlıyorum. Oraya gittik ve dedemin kabrini bulduk. Ya. Bakın Dilara Hanım. Ya. Şuradan seyircilerime seslenmek istiyorum. Allah rızası için bakın. Çok çok özür dilerim. Hangi kitabı okuduklarını bilmiyorum ben. Bazı insanlar televizyona çıkıyor. Gitmez. Okunmaz. Yapılmaz. İnanın ben bu insanların hangi ilahiyatta, hangi dini tahsil ettiklerini, hangi peygambere mensup olduklarını bilmiyorum. Peygamber Efendimiz Bedir'de müş Müslümanları bırakın. Bırakmayın tabii de. Hani değil şehitlerimiz, Müşrikleri dönüyor, bir çukur kazdırıyor, gene de deft ettiriyor, sesleniyor onlara. Ne oldu? İman etmediniz, bu şekilde bu inatla imansız gittiniz. Şimdi bak azap çekiyorsunuz, Allah Teala'nın cehennemlerine maruz kaldınız ve iman fırsatını kaçırdınız, ne oldu diye sesleniyor. Hemen yanındaki sahabi diyor ki, ya Resulallah seni duyuyorlar mı? Vallahi nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki sizin şu anda beni duyduğunuzdan daha iyi duyuyorlar buyur. Ya. Dilara Hanım elin kafiri benim ona seslenmemi veya ona hesap sormasını duyuyor da ben Müslümanların kabrine, ki Müslümanlar kabrini nasıl ziyaret ederler? Esselamu aleyküm ya ehlel kubur. Bak içeri girerken bile selam. kameramanlara selam verdik. Evet. Bazısı duydu, bazısı duymadı. Kabirde öyle bir şey yok. Müminlerin hepsi duyuyor. Duymadık hocam ya, ne dedi falan yok. Esselamu aleyküm ya ehlal kubur. Ey kabir ehli, Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ve inna inşa'allahu bikumul lahikun. Biz de Allah'ın izniyle, Allah'ın müsaadesiyle bir gün size ilhak olacağız. Konuşuyorsun. Kabirde normalini anlatıyorum. Ekstra bir Fatih Hoca şeyi değil. Hadis bu. Ve inna inşa Allahu bikumul Biz de Allah'ın izniyle bir gün size katılacağız. Söze bak şimdi. Es'alullah li ve lekumut tevfik. Allah sizi de beni de muvaffak eylesin. Duyuyor muymuş, duymuyor muymuş? Duyuyor. Okunduğunda gidiyor muymuş, gitmiyor muymuş? Be insaf ya. Evet. Aleyküm selam demeyecek bir adama selam verilir mi? Hocam bir de şey vardır ya hani öylesine cenaze namazına gitmek. Ölü bunun hisseder Öylesiye mi? cenaze namazına gitmek lazım. Ee, bazen çocuklarım bana diyor ki ne olur baba gider. Allah rızası için espri yapma diyorlar. Kötü espri diye. <laughs> öylesine değil de öylesiye gitmek lazım. Hakikaten ölüyormuş gibi. Bizim Erzincan'da böyle bir deyim vardır. Anneannem anlatırdı kendi şivesiyle. Ölüm hak... Komşulara dermiş arkasından. Ölüm hak komşulara. Komşular. Bana değil yani. <laughs> bir kere gerçekten cenaze namazına hakikaten inanarak giden bir insanı cenaze namazı öncesi anlamak çok kolaydır. Hiç kimse bana kızmasın. Nasıl? Çok basit bir ayarı var. Hocam in çok şey konuşuyorsunuz. İnsanların kalbini ancak Allah bilir. E, dışarıdan da görünüyor daha yani. Bir adam cenaze namazını kılmak için bekler de ondan hemen önce Allah'ın farz kıldığı namaz için o ölüm şeyi için bile camiye gitmiş olsa içeriye girmiyorsa öylesine bir cenaze namazı olma ihtimali çoktur onu. Açık Bunu konuşayım. ölü hisseder mi peki? Ölmüş olan. Dilara Hanım harikasınız. Ay teşekkür ederim. Bakın bu hususta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi var. Ve onlarca sayfa ciltlerle kitap yazılmıştır. Ne buyuruyor biliyor musunuz? Ölen bir insan. Cenaze namazında. Aynen buyurduğunuz gibi. Ya havada sıcak da ne zaman kılınacak abi? Ya abi geldik işte cenaze diye. Gelmesek ayıp olurdu. Konuşuyoruz ya aramızda. Evet. Ölü duyar buyuruyor. Ölü bunu duyar. Hatta taputu aldık gidiyoruz ya. Taşıyoruz kabre doğru. Arkada teşyi denir ona. Cenazeyi teşyi etmek. Şu kelimesinden geliyor. Arkada yürüyen, bakın dikkat edin Dila Hanım. Burada koridorda yürüyen bir insanın ayak sesinden kim olduğunu anlamayabilirsiniz. Ama ölen bir insan için buyuruyor ki Efendimiz, arkasından gelen yürüyen adamların, insanların ayak sesinden, ha Fatih de burada, ha Mehmet de burada der tanır diyor. Gideceği kabirle alakalı herkes kaide, biraz da kaidelerden gidelim. Dilara Hanım, gideceği yeri görmeden ölen yok. Evet. Bu bir kaide. Nereye gidecek en son? Kabir nasıl olacak? Bunu görmeden giden yok. Dikkat, gördüğü andan itibaren de tövbesi kabul olan yok. Çok geç olmuş oluyor artık her şey Peki. için. Açıldı. Hadi. O der, der ki diyor derdi benim hocam. Hani bazen böyle ben e, ölen insanların bazı tam o haleti nezik dediğimiz can hulkuma gelmesiyle alakalı bazı şeyler yaşadım. Kucağımda göçen bir insan bile oldu. Yani şöyle kucağımda tutarken Allah rahmetle, böyle Öyle Beyiniz. tam bana vasiyet ediyordu. Ne olur bağırmasın çocuklar. Fatih söyle şunlara falan diyordu. Rahmetli bir Necdet Efendi isminde. Çok güzel bir insan vardı. Böyle kucağımda göçtü. Göğsünü sıvazlarken aaa yaptı göçtü. Gördüm orada yani. O insanın şey can hulkumda oluşunu. Evet. Ama şöyle şeyleri de gördüm. Hani böyle bir çırpınma. Aslında, bir şey anlatmaya çalışıyor gibi. Ama evet, konuşamıyor. Ölüm anındaki o akıbetten girilen şekilden bir bildiri tayin edilir mi ahiret hayatında? Ki Dilara Hanım doğru konuşmak da bu noktada çok güzel. Onu sordunuz ben kusura bakmayın nezaketsiz yapmak istemem. Aslında güzel bir soruydu o. Dilara Hanım o çok da belli olmaz. Ah yok yok gülerek gitti. <laughs> Yaptı ama arkadan neler oluyor bilmiyoruz <laughs> yani. o Hani anlatabiliyor muyum? ölümü ise Çok kızardı bozardı bağırarak gitti. Kesin cehennemde diyemezsiniz. Hı hı. Bunun ölçüsü şu Allah biliyor onu. Ama şu var. Bilhassa gasilde. Bakın evet. Dilara Hanım burası çok önemli. Gasilde gerçekten sima değişikliği oluyor. Teneşire konulduğunda bir sima değişikliği oluyor. Ben Deniz bunu gördüm. Sima değişikliği. Kim olduklarını söyleyemem. Gasilde bulunanların sır ehli olması lazımdır zaten. Gevşek ağızlı adamlara cenaze katılmaz şu anda cenaze işini yapan kişiler Allah onları eksikliğini göstermesin. Alay ediyor millet, Cenaze imamı kasil de çalışıyor falan diyorlar da orada olanları dışarı ifşa etseler var ya kimse kimsenin yüzüne bakamaz. Tanıdığım adamın yüzünün bambaşka bir şey olduğunu gördüm. İnsanlıktan çıktığını gördüm. Ya. Çok gudubet bir adamın ahir ömründe çok asabi gibi olan adamın melek gibi olduğunu da gördüm. İnanamadım ya. Yani. Nasıl nasıl böyle oldu? Sonra zaten belki rüyaya da geçeriz sonra. Rüyalarla vesaire. Rüyalar acayip bir şey. Bu dünyada her şeyi bel bağlama. Hiç ölmeyecekmişsin gibi böyle kazık çakarmış gibi yaşama. Rüyalar hem bu moda sokar insanı. Hem de ahiretle alakalı, öteki tarafla alakalı sana böyle devamlı tiyolar işaretler vererek seni ayrı bir şeye hani evet. deminki konuyla somutlaştıralım siz geçerken Eyüp Sultan'a bir Fatiha okudunuz baktınız 3 gün sonra bir rüya kızım okuduğum Fatiha'dan haberdar oldum bundan sonra şunu da yap dedi mesela bitti. Evet haberci rüyalar bunları da konuşacağız. Sizin kardeşiniz vefat ettiğinde, öldüğünde hemen orayı terk etmeyin. Kardeşiniz yeni bir aleme geçti, korkmayın buyuruyor Efendimiz. Bunları, rüyaları ve daha fazlasını ufak bir reklam arasından hemen sonra konuşacağız. Evet, sıra dışı gündem kaldığı yerden devam ediyor. Twitter hatırlatmamı yeniden yapayım. Sıra dışı gündem etiketiyle soru ve görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ben de elimden geldiğince hocama soruyor olacağım. Reklama gitmeden hemen önce dedim ki sizin kardeşiniz vefat ettiğinde, öldüğünde hemen orayı terk etmeyin. Kardeşiniz yeni bir aleme geçti, korkmasın der efendimiz. Siz ne dersiniz? Ya Kabirde... Ne denebilir Dilara Hanım, ne denebilir? Yani bu ne kadar muhteşem bir şey, ne kadar... Ve ne kadar zarif. İsmail Hakkı Bursevi de öyle buyuruyor bir eserinde. O an diyor böyle yüzme bilen insana hani ayrı da yüzme bilmeyen bir adamın bir anda böyle dev dalgaların içerisinde bir denize düşmesi gibi düşünün. Kabre giriş ilk gece böyledir buyuruyor. O anda bir el uzanan bir şey tutamak falan. Ne kadar yani ufacık bir şey be ne kadar moral verir veya nasıl kuvvet verir insana. Mesela şu söz. Bakın Dilara Hanım. Bir şeylerin okunmasıyla alakalı mevzuya girilmiyor bile. Yani böyle durup kabrin yanında mesela kabrin başında okumak nereden çıkmış? Bidattır efendim. Okumuş bu Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ya şimdi kardeşinizin yanında durun da böyle duracak mıyız biz? Arkadaşlar bırakmayalım. Şimdi yeni girdi ya. Oturalım. Boş boş oturacağına la ilahe illallah La ilahe illallah dersin. Tebareke suresini okursun. Mesela niye Tebareke suresi okunur? Neden? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz muavviz buyuruyor. Kabir azabından korur. Hı. Mesela felaknaz nazardan koruyan muavvizdir. Yani koruyucu. E, Efendimiz buyuruyor ki her akşam sureyi mülk okuyan bir kişi kabir azabı çekmez. Kurtarıcıdır diyor. Gelir diyor. Nasıl kurtarıcı? Boyut değiştirdiğinde... O böyle Tabarakellezi leziibiye dehilmuk ve ala kulli şeyin kadir diye okuduğun o var ya boyut değiştirdiğinde senin için bir cennet odası oluyor. O, o alemde boyut değiştiriyor. Hani bazen insan böyle dıkıdık dık 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 atla gidiyormuş gibi yapar rüyada falan. Sonra bir bakar ki elinde yorgan mı oynuyor falan. Evet. Aslında o yorganı tutuşu onu bir bindiği at gibi görür falan da veya birisi tabir ettiğinde o gördüğün at senin işinle alakalı. Yelesi şudur, kuyruğu budur diye söylüyor. Aa hakikaten falan dersin ya. Boyut değiştirir rüyada öyle görünür ya. Evet. Bu dünyada yapılan şeyler de ahirette boyut değiştirecek. Kabir alemine girdiğine boyut değiştirecek. Bir bakacaksın ki o tebarek diye okudun iki buçuk sayfa samanlı kağıda basılmış bir metin değilmiş. O cennet bahçesinden bir bahçeymiş. O insanı azaptan koruyormuş. O verdiğin sadaka iki üç bozukluktan ibaret değilmiş. O yetimi okşaman cennet bahçelerinden bir bahçeymiş. Senin azabını düşüren, defeden bir tedbirmiş meğerse. İşte adam onu görüyor kabirde. Kabirden önceki bilgiler, ölümden önceki bilgiler ya Kur'an'dan öğreniliyor ya sizin buyurduğunuz gibi hadisi şeriflerden bir de kişiye özel paket bildirimler var. Rüya. O rüyalarla da insan onu yaşıyor. Hocam rüya dedik. Ee, İbn Ama ölümle alakalı söylediğiniz şey için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. verdiğiniz Bu önemli bir bilgiydi. İbnul Kayyem'in bu noktada çok güzel örnekleri var. Asabı Kiram'dan iki arkadaş ölmeden önce birbirlerine söz verirler derler ki öldüğümüz zaman birbirimizden haberdar olalım, haberleşelim. Biri vefat eder, diğerinin rüyasına girmeye başlar. Ölen kişi der ki benim bir borcum var bir Yahudiye on dirhem, git evime şurada bir para var, onu al, kedim de ölmüştür, onu da güzelce defnet. Uyanan kişi evine gider. Gerçekten para oradadır, parayı alır ve kedisini de ölmüş olarak görür. Şimdi bu noktada ölüyle iletişime rüyada geçilebilir mi? Ölüyle iletişime aslında biz şimdi birbirimizin telefon numaralarını almış olduğumuzu düşünelim. Karşılıklı oturuyoruz. Ve buradan da birbirimizi aradığımızı düşünelim. Evet. Buradan aradığımızda siz buradasınız diyemem. Buraya mı sıçrıyor bu? Yoksa buraya vurduğunuz en önce uyduya gidiyor. O sinyalle beraber sonra size iniyor. Doğru mu? İletişim olarak biz birbirimizle iletişimdeyiz. Ama bu iletişim merkezi ne sende ne bende. Başka bir yerde. Ölüyle iletişim kurma dediğimizde bu bizim kendimiz çakralarımızı açarak astral bedenle gidip hissediyorum. Ey ölü ey falan diyeceğim bir şey değil. Bu hikaye dalga bu. Ve o dalgaya da başka dalga geçmek için yaratıklar da girer. ...iyice de dalga geçerler. Hı. Ama... ...Allah bildirirse... ...bu rüyalara ne deniyor biliyor musunuz? Mesela şimdi anlattığınız bu rüya... ...ölülerin... ...ölü olanın diriyle iletişime... ...geçtiği rüya cinsi diye... ...bunu aradığınızda literatürde... ...bulamazsınız. Bu rüyayı... ...şöyle bulabilirsiniz arama motorunda. Yani bizim... ...medeniyetimizde. E Allah Teala... ...tarafından gösterilen rüyalar. Rahmani rüyalar bak farklı biraz Dilara Hanım. Evet. Şimdi rahmani rüyalar denildiğinde melekler de işin içinde olabilir. Ama bu meleklerin de sunuş şekli farklıdır. Mesela nasıl ki şimdi haber programı sunuyor olsaydınız ve haber e, saatinde program sunuyor olsaydınız bu formatta olmazdı o. Evet. Orada ayrı bir format var. Bunun da öyle anlatıyorum ne yapayım. Kusura bakmasın hocalarım. Melekler de böyle haber formatında melekler var, başka türlü şeylerle bunu aktaran melekler var. Allah bunları ayrı ayrı şey yapmış. Mesela bazı kanallardan geldiğinde hep onun tersiyle alakalı şeyler çıkıyor veya onun zamanları farklı çıkıyor. Şu oluyor, bu oluyor. Melekler devreye girdiğinde Allah Teala tarafından doğrudan kuluna ilham edilen rüyalar olduğu gibi çıkıyor. Sen ...falanca gün... ...işte 1 Ekim'de... ...1 Ekim mi bugün? bugün i̇şte evet, 2 Ekim'e girdik. Iki Ekim yes. 2 Ekim 00 ilk saatlerinde... ...Dilara diye bir hanımın... ...şöyle şöyle haber global... ...denilen bir şeyinde... ...sen programa çıkacaksın... ...2 ay evvel bana bunu rüyada gösterdiklerini düşün. Aynen de çıkıyor he. Elbise bile aynı dediğimi düşün. Evet. Ne oldu bu? Diri diriyle mi iletişime geçti? Yoksa... Allah kendisi tarafından gösterilen rüyanın özelliği budur. Olduğu gibi çıkar. Buradaki o ölen kimseyi gördüğünde her şeyin aynen çıkması neyi gösterir? Buna Allah Teala tarafından gösterilen rüya denir. Tevile, tabire, terkibe, tefsire ihtiyacı yoktur. Hemen bir uygulamasını yapalım. Şimdi çok rahat edeceksiniz. Buyurun. Bana dedi ki diyelim şimdi öldü ölen bir insan gördük. Bana dedi ki oğlum bana şöyle güzel beni tamamen saracak bir Kabe örtüsü getir dedi. diyelim ki şimdi Kabe'nin örtüsünü nasıl keseceksin? Kabe örtüsünü getirdin ölmüş adama nasıl saracaksın? Hadi sardın açtın kabini adam orada mı değil mi insan orada mı değil mi? şimdi bu muhakkak bir şey istiyor bu sordun bu işin erbabı olan bir insana gittin o sana şunu he Fatihçim sen umreye niyet etmişsin galiba veya hacca mı gideceksin evet he hacca gittiğinde Kabe muazzamaya bakarak göçmüş olan bu zata da bir Fatiha gönder hatta mümkünse bir tavaf yap sana onu işaret ediyor der rüyayı tevil eder gidip de Kabe örtüsü kesmeye kalkarsan başında belaya girer Arz edebiliyor muyum? Evet. Hocam... Ama bu onun anlayabileceği şekilde bir mesaj gönderilmiş. Hem o kişinin manevi kuvveyi kutsiyesini gösteriyor. Alacak kişi de ona uygun. Hı Çanak anteni de var, receiver de var, her şeyi var. Frekans ayarını da yapmış. Ama burada bunu gösteren Hazreti Allah. Evet. O kendi başlarına devreye girmiyor. O yüzden bu misali verdim. Ben buradan sizi arıyormuş gibi olsam da uydunun marifetiyle olduğuna inanan bir insanın Ölüyle kendi arasındaki bir iletişim olduğunu düşünmemeli. Onu sağlayan Hazreti Allah ve melekleridir. Bunu öngörmeli. Peki ölüler e, dünya üzerinde hala yaşayan sevdiklerini, sevdiklerinden haber alırlar mı? Her daim. Alırlar. Bahsettiniz bunu aslında da. bir. Alırlar. Alırlar derken dikkat ederseniz çok da sevinerek, evet tabii alırlar falan demedim. Alırlar derken gayri ihtiyari bunun madalyonun öteki yüzü de var. Öyle mi? Nedir evet. hocam? En önce güzel tarafını konuşalım. Sevdiklerinden haberdar olurlar, okunanlardan haberdar olurlar, gönderilenlerden haberdar olurlar, hatta haberdar bile edebilirler. Yani çok kuvvetli olan bir insan, ve manevi kuvveti olan bir insan, öldükten sonra da aynı aslına rücu ettiği için orada da evliya, velayeti devam eder. Mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, ben göçtükten sonra da sizin salatü selamlarını alırım. Dikkat et. Dikkat edin. Salatü selamlarınızı alırım ve cevap veririm buyuruyor. Cevap da veririm buyuruyor. Rüyalarla mı? Hayır. Aşikar. Aşikar. Ya Resulallah sen göçtükten sonra da biz senin salatü selamlarımızı duyacak mısın? diye soruyor sahabi. Efendimiz buyuruyor ki Evet. Her salatü selam okuduğunuzda Allah benim bedenime ruhum, ruhuma bedenimi iade eder. Bedenime ruhumu iade eder. Ruh ve ceset beraber ben sizin salatü selamlarınızı alırım. Bu baş kulağıyla işitirim. Hatta size selam veririm. Soru şu anda yeryüzünde saniye salatü selamsız geçen bir saniye var mı? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu hadisin devamında da siz de araştırmacısınız. Bu hususta bayağı bir çalışmanız var. Onu hissettiriyorsunuz. Onu gördüğünüzde ki görmüşsünüzdür belki. Bu hadisin devamında şöyle bir ifade daha var. Kardeşlerim, ashabım biliniz ki Allah toprağa peygamberlerin cesedini yemeyi haram etmiştir. Yani peygamberlerin cesedi çürümez buyuruyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Haberdar olurlar. Aa bak senin çocuğun cami yaptırdı. Senin çocuğun yetim okuttu. Şöyle güzel işler yaptı. Haberdar ol. Sürür duyarlar. Başka bir şey daha var ama. Bir de bu azap görenlerle alakalı. Kendi bıraktığı kötü şeyden dolayı. Mesela diyelim ki adam bir kumarhane açmış. Ya, bu arada bunu yapan kardeşlerimiz lütfen alınganlık göstermesinler. Ama bir örnek veriyorum yani. Kumarhane açmış. Torunlarım da yesin. Bütün hepsi de alsın götürsün diye açmış kumarhaneyi. Öldü. Hala oradan para geliyor. Azap etmek için ona gösterirlermiş. Bak açtığım bu rezillik devam ediyor. Torunlarının kalbi de ölüyor. Lanette üzel. Bak nasıl yağıyor göremiyordun sen. Bak seyret. O kıyamadığın, öpmeye kıyamadığın torununun başına lanet yağıyor. Yani. Evet. O yetimlerin hakkı bak neler oluyor başına diye ondan da haberdar edilerek maalesef azap görmesine sebep olurmuş. Evet. O sebepten o kişi de bunu görmekle kendi sebep olduğu, geriye bıraktığı o zulmü bir şekilde şahit tutularak öyle de azap edilirmiş. Allah muhafaza eylesin. Hocam Kehf suresinde e ledün ilminden bahsediyor bir ayette ve kullarımızdan bir kula rahmet olarak ledün ilmini verdik buyuruluyor. Bu noktada şunu mu anlamak gerekiyor? Şartlarını yerine getirmek kaydıyla her kula ledün ilmi verilebilir mi? Rüya yorumcularından bahsetmek Yok. istiyorum. E, şöyle söylemiş olduğunuz doğru mu anladım? Rüya tabir etmek de bir ilmi ledündür. Evet. Bu demek istediğiniz. Nezaketle çok güzel buyurdunuz. Evet. Rüya tabiri hakikaten ama bir rüya tabiri vardır, bir rüya tabiri vardır. Hani e, belli şekilde deneme yanılma yoluyla da insan bazı rüyaları şey bilebilir. Mesela benim bir rahmetli hocam vardı. Ben Deniz onun yanında senelerce oturdum. Ve haftada bir gün en az 4-5 saat rüya dinler ve rüya tabir ederdi. Yani insanlara yardımcı olmak adına ve evet. ikaz ederdi. Mesela hakikaten o rüya ilmi bilirdi. Tuhaf bir şey daha söyleyeyim. Bir keresinde ben kendisine rüya anlatmadan rüyamı tabir etti. Geldim rüya anlatacaktım. E, o gördüğün rüyada gösterilen şu var ya dedi. Evet o şuna işaret dedi. Öyle kaldım. Sen şimdi diğerlerine geç dedi. Hani o şimdi artık şey. Bu ilmi ledün bu. Evet. Şimdi i̇lmi ledün ne? Ya Dilara Hanım herkese sebil böyle şartlarını yerine ben şartlarını yerine getireceğim formu da imza et. Ledün, ledün zaten Allah'ın <laughs> katında olan ilim demek. Evet. Herkese sebil olsaydı ilmi ledün olmazdı o. Özelliği kalmazdı yani. İlmi ledün demek benim katımda ahkamıyla, hükümleriyle, özellikleriyle benim katımda ama benim katında olmasına rağmen bazı kullarıma o ilimden verdiklerim demektir. Sahibi benim ve <laughs> benim katımdan bir yere inmedi o. Verdi minle ilme diyor zaten. Ondan verdiklerim yani ondan beslenirler ilim olarak. Denilen rüya ilmi ilmi ledündür. Yani şudur. Bir kulun diğer bir kula anlatarak, yazarak rüya tabirnamesi kitaplarına bakılarak aktarılabilecek bir şey değildir. Ama hocam çok ciddi alimlerin rüya tabiri kitapları var. Onlar bu ilmin yani belli bir ilim olduğunu anlatabilmek için yazmışlardır onu. Yoksa rüya tabirinden kitap öğrenilmez. Bir kişinin böyle çok dinleye dinleye rüya tabiri şey yapılmaz. Bana bu ilmiyle dün verildi falan deyip de bir de sallayan tipler var. O bazı programlara çıkıyorlar. Hakikaten Allah şerlerinden ümmeti Muhammed'i şey yapsın. Onlara Muhafaza da eylesin. Mevlana'dan bir söz yaraşır sanki hocam. Herkesin e, can İsa'sına hamile olması onu doğuracağı anlamına gelmez. Meryemlik gerek der ya Mevlana. Evet bir dakika saygı duruşu yapıyoruz Estağfur arkadaşlar. Estağfurullah. estağfurullah. Aynen öyle. Yani vasıl olmaz kimse hakka cümleden dur olmadan, kenz açılmaz şol gönülde ta ki pürnür olmadan, sür çıkar ayarı başkalarını dilden kalpten ta tecelli ede hak. Padişah konmaz saraya hane mamur olmadan. İki büktüm böyle süktüm püktüm yere koskoca padişahı ağırlamaya kalkıyorsun. Harap olmuş kalbe padişah konar mı diyor. Saraya gelir. Kalbini bir kere saraya çevir diyor. Aynen öyle. Sonra diyor ki pes enel hak nice desün kişi mansur olmadan. Enel hak enel hak. Bak herkese İçimizde, dışımızda sevelim sevilelim. Böyle bir tasavvufi akım var. Böyle ne kadar deli, divane, meczup, ayarsız. işte e, kanser olmuş rehabilitasyon amaçlı. Çocuğunu kaybetmiş. Hepsi Biz sevgiyi bulduk. Eee nasıl buldunuz? Öyle acayip bulduk. bize özel. Allah yağdırdı bize. Derek insandan uzak duracaksın. Yağdıran adam konuşmaz. Konuşan da konuşanı da yağdırmazlar. Evet. Hak sözdür, gerçek sözdür yarenler. Gördüm demez görenler. Keramete erenler gizli sırrı açar mı diyor Hazreti Üftade. Sen bir koruk servisi hemen şöyle durursun. Sen bir palaz yavrusun, kuş kanatsız uçar mı? Gelsin marifet alan, yoktur sözümde yalan. Emmareye kul olan hayrı şerri seçer mi? Eline geleni ye, oradan binlenmeye Sonra Allah bana ilham ediyor de ondan sonra kedicik medicik falan gibi inşallah evet. maşallah gibi tiplere dönüşüyoruz. Şimdi bu kadar popüler konuşmayayım dedim ama şunu söylemek istiyorum. Rüya ilmi diye bahsediyorsak bu rüya ilmi hakikaten ilmiyle döndür. Ama bunun altı var şu tecrübelerle alakalı bazı bilgiler gelmiştir. Mesela rüyada kan görmek rüyayı bozar soracaktım tam? Sembolleri e, arama evet. motorundan aratarak bazen bakarız ya. Bunlar doğru şeyler. Yani arama motoru olarak kimi seçtiğinize bağlı bu. <laughs> yani bu hakikaten bu sahanın motoruysa iş görür. Mesela işte nedir? Rüyada kan görmek rüyayı bozar. Mesela bu önemli bir şey. Hı hı. Rahmani olan rüyaları anlayabilir miyiz? Bembeyaz bulutlar görüyorsun. Kabe-i Muazzam'a görüyorsun. Medine-i Münevvere, Ravza-i Mutahhar'a görüyorsun. Süleymaniye Camii'nde seccadeni sermisi mihrapta namaz kılıyorsun. Hazreti Ebu Bekir'i görüyorsun. Hazreti Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi, Hasan Hüseyin'i görüyorsun. Bu rüyaların şeytani olma ihtimali yoktur. Yani nasıl benim arama motorumda ben kendi internetimi falanca falanca sayfaları buradan açma. Sakın böyle reklam olunan bir şeyi bile bana sayfa olarak bile gösterme diye benim antivirüs programım varsa Allah Teala'nın da rüyalar için bazı koyduğu antivirüs programları vardır. Bir adam hiçbir virüse dikkat etmeden kaldır abi filtreyi gönder diyorsa o adamın Hazreti Ebu görmesi imkansızdır. İstediği kadar şuur altıyla düşünsün, bilinç altıyla düşünsün. Bir adam bu hususta dikkat ediyorsa, bunları gördüyse o kanala şeytanın girmesi imkansızdır. Rahmanidir o rüyalar. Geldim Süleymaniye Camii'nde oturdum, ibadet taat ediyorum, Sübhanallah namaz kıldım, abdest aldım, kalktım. Bilinçaltı, bilinçaltı. Biz Süleymaniye'ye gitmiştik ki o gün sen daha kalmış bu. E o zaman sen de düşün, sen de gör. Yani böyle kullar özel kullar mıdır? Bunu Rahmani Rüyalar e, gören kullar. Ya bir de öyle bir şey soruyorsun ki insan hakikaten korkarak cevap veriyor. Şöyle söyleyeceğim. İnsan rüyasını düzeltebilir. İnsan karaciğerini temizleyebilir mi? Yağlanmasını önleyecek şekliyle iki ay perhiz yapsa, o perhizle beraber e, karaciğer kendisini toparlar mı? Spor yapsa, toparlar gibi rüyalarında düzelme imkanı vardır. Tövbe ettin. Hiç namaz kılmıyordu bir insan. Sabah namazlarından başladı küfür ediyordu. Hakkına geleni sayıyordu. Yapmadı artık onu. Kendi huyunu terk etti. Rüyası değişir mi? Değişir. Hiç tevhid çekmiyordu. Bana bir temizlik eve bir eve temizliğe giden bir ablamız vardı. Belki ölmediyse seyrediyordur. Çünkü temizliğe gittiği insanlar benim nazarımda öldü. O hayatta mıdır bilmiyorum o yüzden. Haber alamıyorum. Ya dedi sen televizyon, ben bir rüya gördüm dedi. Hatta dedi o gün sizi de televizyonda seyretmiştim dedi. Bakın aynen rüyayı anlatıyorum size. Ee, konuyu değiştirebilirim dağıtmıyorsan. Estağfurullah daha buyurun dinliyoruz. Rüyamda dedi. Böyle dedi stadyum ama öyle böyle bir stadyum değil. Tabi şimdi e, Meksika'daki stadyum falan diyemiyor yani İnönü stadyumun 10 katı büyüklüğü falan diyor. Evet. Koskocaman bir stadyum dedi. Ve stadyumun özelliği şu. Sahada da insanlar var dedi. Sen platform gibi bir şeyin üzerine çıkmışsın dedi. Benim suretimde bir insan görmüş. Anahtar atıyorsun dedi. Anahtarı ben de alıyorum dedi. Bana da geliyor dedi anahtar. O anahtarı satıyorum. Çok memnun oluyorum dedi. Hatta kalktığımda dedi avcumda ben böyle anahtar sıkıyormuşum gibi kalktım dedi. Bu ne zaman oldu dedim. Üç gün evvel siz dedi bir program yaptınız dedi. O programı seyrettim dedi. Ertesi günü gördüm dedi. O programda dedim ben kelime-i tevhide anlatmıştım. 70 bin kelime ben annemi hiç rüyamda göremiyorum diyen bir kadıncağız aramıştı. Ona dedim ki anneni rüyanda görmek istiyorsan onun ruhuna 70 bin kelime-i tevhid gönder. Bak buradan herkese yayıyorum bunu dedim. O televizyon programında. 70 bin özellikle. Evet 70 bini tamamlamak. Ben dedi onu dinlediğim gün 70 bin kelime TV'de başlamıştım dedi. Lütfen bakın dikkatlice seyredin. İnsanın tüyleri ürperiyor yani. Abla dedim o bütün böyle kap, kalabalık her yerin kaplanmış sahanın bile insanlarla kaplı olduğu şeyi ben televizyon programı olarak söylüyorum dedim. Şimdi sana bir şey söyleyeyim dedim. Benim o televizyonda anlat... Bakın, benim o televizyonda anlattığım şeyi yapmaya mı başladın sen dedim. Affedersiniz o söylemedi, ben söyledim. Evet dedi, ben o gün tevhidi çekmeye başladım dedi Tamam dedim. Şimdi sana bir şey soruyorum dedi La ilahe illallah, miftahul cenneh. Hadis-i şerif bu. La ilahe illallah, cennetin anahtarıdır. Sen bu sözü daha önce duydun mu dedim. Vallahi billahi duymadım dedi. Yemin et dedim. Vallahi billahi duymadım dedi. Bak o anahtar kelime-i tevhid dedim. Hadis var. Aa. Ve sen çekmeye başlamışsın. Elinde tutman da ona işaret ediyor. Bunun ne devamı diyorsun? da olacak. Sen anneni rüyanda göreceksin dedim. İki hafta sonra 15 senedir görmediği annesini rüyasında ya. görmüş. 15 yıllık 15 yıldır bir kere bile. Anam 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 yer, görse ya. Evet. Bilinçaltı. Bunlar yaşanmış. Hocam şey. Allah'a görmek mümkün mü Rüyadır? Evet. Mümkün. Evet. Hayır kitaplarımızda bunu anlatıyorlar. Bir şekilde Hayır ben uzman olarak bakmayın bana öyle. Tamam. Bir şekle bürünmüş şekilde mi görüyoruz? Nasıl Gör görüyoruz? Şöyle şey? bizim ehli sünnet dediğimiz yani efendimizin Kur'an'ı anlatması ve o anlattığında da onun etrafındaki sahabesiyle beraber tamam şudur dedikleri İslami anlayışa ehli sünnet ve cemaat diyoruz. Evet. Yani peygamber falanca hocaya göre değil. Filanca kişiye göre değil. Falanca profesöre göre değil. Allah Resulü bu ayetler indiğinde bunu açıklamış. Herkes de buradan onu anlamış. Yok ya beş demedi. Ee, biz bir kılıyoruz. Biz bir anladık diyen birisi çıkmamış. Beş vakit namaz olmuş mesela. Altı anlayan da yok, iki anlayan da yok. Herkes beş vakit namazı kılmış. Efendimiz'e tatbikatı bu. Şimdi... Bu görüşe göre bir kaide vardır. Lütfen dinlesinler. Allah Teala Dilara Hanım bu dünyada bu baş gözüyle görülmez. Evet. Kaide. İki. Bir insan imanla ahireti bu çok önemli ama kıymetli seyircilerim çok iyi dinlesinler. Milyonlarca insandan ayrılacaklar. Hatta kendini Müslüman diyen insanlar bile bu hataya düşenler var aramızda maalesef. Adına Müslümanlar dediğimiz halde ahirete imanla göçerse baş gözüyle oradaki baş gözüyle Allah'ı görebilecekler. İkinci madde bu. Üç bizim inancımıza göre yine ehli sünnete göre bir kişi rüyada Allah Teala'yı görebilir mi diye sorarlar görebilir derler. Fakat çok tehlikeli. Neden? Çok tehlikeli. Neden çok tehlikeli? Şeytan o frekansa girebiliyor. Çok enteresan. Ve insan Allah Teala'yı orada gördüğü, rüyada görünen bir Allah şekle sokmak gibi bir şeye giriyor. Çok tehlikeli bir noktaya girebiliyor. Allah Teala'yı nur şeklinde gören kişiler var hayatlarından biliyoruz. Birisi meşhur sizin de hocanız, benim de hocam. Kim? İmam-ı Azam, Ebu Hanife Hazretleri. Hanefi mezhebisiniz öyle biliyorum ben sizi. Şafi misiniz yoksa? Hanefiyiz hocam. Öyle mi? Şafi Hazretleri de görmüştür. İmam Tirmizi de görmüştür. Hanefi Hazretleri ben yüz kere Allah ile manada, rüyada görüştüm. Ve yüzücüsünde bana şu duayı da öğretti. Sübhanel ebediyil ebed diye okuduğumuz dua odur. Şafi Rahimahullah da aynısını söyler. Bu arada İmam Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli Hazretleri ehli sünnet ve cemaat dediğimiz o başımıza tac yaptığımız tacın dört köşesidir. Evet. Rüyada görülebilir. Fakat ben Allah'ı gördüm diye oradan saptırabilir mi? Ben Allah'ım diye iddia edebilir mi? Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin bir zikir meclisinde bir şey naklediyorlar. Zikrederken Allah 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 böyle bir coşku huşu içerisinde bir zikir halakası varmış. O zikir halakasında birden böyle bir duman vesaire falan gibi böyle bir yerden bir ses geliyor. Ey Abdülkadir senden razıyım artık benim zikrimi bırakabilirsin. Ben senin Allah'ınım diyor. Derler ki Abdülkadir-i Geylani Hazretleri durmuş Eûzu billâhi Defol la'in demiş. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Defol la'in demiş. Seslenmiş. Şeytan tecessüm etmiş. Nereden anladı şeytan olduğumu? Ya. Allah kitabında emrettiği bir şeye muhalif şey söylemez. Devamlı Allah'ı zikredin. Hiç durmayın derken zikri artık bırak demez Allah. Ölünceye kadar da ibadete emrediyor. Allah vaadinden dönmez. Allah'ın ayeti değişmez. Bir, buradan bildim. İki, Allah hitap ettiğinde kula bir yönden gelmez diyor. Tüm yönlerden, içinden ve dışından her yerini kaplayacak şekilde gelir. Şeytan şöyle diyor. Biliyor musun şey, ben böyle yüzlerce sofi yoldan çıkarttım. Seni ilmin kurtardı diyor. O yüzden bilmek çok önemlidir. Evet. Ve öğrenmek çok önemlidir. Hocam bu noktada aslında istihareyi de konuşmak lazım sanki. İstihare var mıdır? Nasıl yapılır? Var tabii. Yani istihare bir kere Efendimizin sünneti seniyesi tavsiye ettiği bir şey. Ama şimdi bu da yani bu da derken Budizm'i kastetmiyorum. Kötü espri. <laughs> yani bunu da rezil ettiler yani. Ay teyze şunu da istihare yapsana. Tamam kızım hemen yatayım falan. Evet halk dilinde böyle sık kullandığımız bir tabirdir. O çok yanlış bir şeydir ya. İstihare için şartlar vardır. Anlatayım mı biraz? Rica ederim. Yani başka bir şey anlatacaksak oraya girelim. Bundan devam edelim Peki. hocam. Ben araştırma yaptım. Çay içilebilir. Su, evet suyu da içebilirim. Buna bu kadar emek lazım, buna bu kadar şey lazım. İkisi de güzel, karar verdim. Şimdi şöyle yapılır. Şimdi karar mı verdim? Bu da bu da uygun. Bir de Allah'tan sorayım. Nasıl yapayım bunu? Ya Rabbi karar veremedim. Bak dikkat edin ama. Şimdi ben hiçbir şey bazısı diyor ki, hocam ya bir istihare yapıyoruz. Böyle bir kız olsun. Bir hanım olsun. Bir istihare yapalım bakın. E Allah bir karar verdim. Hocam bir istihar yapsan ne iş yapalım? Karar verdim. Yok. Hmm. Gidecekmişim ben. Semtini söyleyecekmişim. iş kolunu söyleyecekmişim. Dükkanın metrekaresini de verecekmişim istihare. Yani bu, bu, tamamen bir Başka sahte. Başka bir şey oluyor. İstihare bunda olmaz. Gittim, araştırdım. Dükkanı da seçtim. Her şeyi tamam. Ödeme planımı çıkarttım. Tamam dediler. Hiçbir problem yok. Bir de kalbim mutmain olsun diye karar verdiğim bir mevzu. Dikkat edin karar verdiğiniz, istişare ettiğiniz bir mevzuda bunu Allah'tan sormaya istihare. Hayırlısı neyse bana göster demek için Allah'a müracaat etmeye istihare deniyor. Evet. Nasıl yapılıyor peki bu? İstihare için bir insanın samimiyetle Allah'a öncesinde de dua eden bir insan olması lazım. Hı. Namazını kılıyor olması lazım. Açık konuşayım. Yani beş vakit namazını kılmayan bir insanın istiharesi cillop gibi çıkmaz. Elektrik yok. Haber Global'den program seyredecek. Yok Cillop gibi <laughs> Hocam tabirleriniz çok güzel. Hayır ama tabiri bu nasıl çıkabilir ya? Hatta bir de dalga geçerler. Mesela rüya hakkında Efendimiz buyuruyor ki Dilara Hanım. Evet. Doğru sözlü konuşan kişilerin rüyası doğru çıkar buyuruyor. Yalan konuşana yalan yaparlar. Çok güzel devam et Fatih Koçum. Zengin olacaksın. E olmadı abi daha rezil. E çünkü sen de yalancı yapıyorsun. Hayatında yalancı olanı aldatırlar. Doğru konuşan adamın rüyası da doğru çıkar. Adam affedersin. Namazı kılmayacak. Oradan löp, löp götürecek. Üstüne bilmem ne yapacak. Bir de dalga. Sonra istihare yapacakmış da. Öyle bir şey yok. Aleni olarak bazı hataları yapmamak üzere kararlı olur. Bir de en azından istiğfar eder içi yanar, istiğfar eder. Bu insan, Ya Rabbi ben naçar vaziyetteyim, çaresiz kaldım, ben günahkarım ama bana sen doğru yolu göster diye. Yatsı namazını kıldıktan sonra, bak yatsın yine namaz var. Yatsın. Tabii hiç namaz kılmamış, istihare namazı kılıyormuş iki rekat. yatsı kaçtı. Ya bu komik, komik bir şey değil mi? Şuna benzetiyorum ben bunu Dilara Hanım. Adam çır çıplak kravat rengi beğeniyor. Gibi. Ya kravat tamam da o takım elbisenin içerisinde yani herhalde moda değişmezse en azından hala şöyle. Yarın bir günde çıplak vücuda kravat giyildiği bir zaman geliyor. Her şey mümkün geliyormuş. hocam bu çağda. İşte zaten bu şekilde istihare beklendiğini görüyorsak bunun da olması mümkün demek ki. Bu da olacak demek Evet. Ya yani bunu göreceğiz aslında. Bunu yapıyorlar şu anda manada böyle. Yatsı namazı kıldıktan ve sünneti kıldıktan sonra hatta belki selahat de kıldıktan sonra kıble cihetine döner. Belli duaları da olabilir. Üç ilah sokuyabilir. Felakna sokur. Bazı dualar var. Ama en önemlisi burada, Allah'a dua eden bir insan olması lazım. Yani o dere yatağına ilk defa su, su gönderirseniz, çok puslu gelir. Cillop tabiri oradan geliyor. Zaten kirli pastı yani oraya su döksen ne olacak? Yine çamur gibi akacak. Devamlı akan bir nehir olması lazım. Devamlı dua eden bir insan bunu yapar da, Ya Rabbi bana göster deyip, şöyle abdestli bir vaziyette sağ tarafına döner. Ya Rabbi bana göster. Ben çok da anlamam ya Rabbi. Çay görürsem bu iş hayırlıdır. Yeşil görürsem şöyledir. Beyaz görürsem böyledir. Mor görürsem şöyledir diye kendisinden bir şey de kurabilir. Hı. Böyle de yap yapabilir. Bu şekilde rüya da ona gösterirler. Ama doğru konuşmak gerekirse istiharede uyuma şartı yoktur. Öyle mi? Öyle de akşam da kötü <laughs> bir Hocam <laughs> uyanıkken peki hayal kurarız? İşte demek ki bir adam uyanıkken de rüya görmeden de bazı hakikatlere ağyarsa şimdi hiç lafa evelemeden gevelemeden konuşayım mı? Bu arada Türker abiye de selam edelim. Evet selamlar olsun buradan Türker'e. Evet Türker abi. Evet. O da izliyor Çok şu anda çünkü. bizi. Ondan sonra. Hani onda da yaparım ben böyle bazen şeyler. Siz de şimdi onun selamıyla konuşuyoruz. Açık konuşalım. Şimdi diyelim ki Dilara Hanım sizde öyle bir şey var ki mesela manevi olarak e, buradan bir enerji hissediyorum falan diyorlar ya bazen. Hani böyle işin geyiğini ve affedersiniz böyle sahtekarlığını yapanları geçtik. Ama onun haricinde böyle bir yerden geçer. Ya ben buradan bir şey hissediyorum diyebileceğiniz şeyler olabilir. Mesela bir caminin önünden geçerken hep oradan hissettiğiniz bir şey olur. Yani öyle hissedersiniz ki gidiyorsunuz araç içerisinde oradan geçtiğinizi bilmiyorsunuz. Bir koku gelir. Bir şey hissettiğinizi düşünün. Sonra bir gün gidersiniz bakarsınız ki tamamen kurgu bu anlattığım. Dedenizin dedesinin dedesi orada metfunmuş. Evet. Mübarek bir zat varmış. Bunu orada gördünüz. Artık onu rüyayla değil. Hayatınızda yaşarken de görüyorsunuz ya. Böyle bir böyle böyle kanalları açık bir insanın nasıl bunu gece seyrettiği gibi adam gündüzde seyredebilir ya? Çanak anteni, uydu sistemi, frekansı olan bir insanın ille de yatması şart değildir diyorlar. Kendini sadece uykuda değil, uyanıkken de kendi benliğiyle ruhunu birbirine karıştırmayacak noktada sakinleşen bir insan şöyle bir durduğunda Eyvallah diyebilirmiş. Hmm. Bunun da yarı çıktı. Bir ara bir cemaatte vardı bu istiharcı başları. Sıraya giriyorlardı böyle. Hocam evlenecek. <laughs> Verme olmaz. Sen sıradaki. <laughs> olmaz açma. En sonunda adamı aforoz ettiler zaten yani gönderler. Böyle sahtekarlık olmaz. Bu kadar da otomatiğe bağlı değil bu yani. Evet. İstihare Allah'tan sormaktır. Allah'tan sormak için Bugün bir bakandan, bir kaymakamdan bir soru sormak için adamın bir şeyi lazımdır yani. Bir kontağı lazımdır. Allah'ım şu mesele hakkında bir cevap alayım senden. Ben, gibi bir şeydir istihare. O yüzden bizim büyüklerimiz şöyle derdi. <laughs> oğlum istişare edin. Kimle istişare edin? Bilen bir insanla istişare edin. Seni seven bir insanla da olabilir bu. Hatta bakarsınız mesela Dilara Hanım dersiniz. Ya Dilara Hanım Allah için hiç kendisinden kötülük görmedim. Ya Dilara Hanım, bir, bir, işimiz var. Bilmiyorum hiç bir anlamam arkadaş. Ya olabilir de bir anlatayım sana. Senin gönlüne ne geliyor? Sanki yapmasanız daha iyi diye bir şey gelir gönlüne mesela. Seni gerçekten seven bir insandır. O da kıymetlidir. Evet. Karışık kuruşuk istihare veya istiharcı başı. Öyle tipler var ki bunları bilen de yapıyor bilmiyor. İnanın ki Dilara Hanım, biz burada konuşuyoruz. Zannediliyor mu ki şu anda bizi seyrediyor. Aa tabi hiç ilimleri yok. İnsanlar böyle bir... Yok abi bildiğin gibi herkes, değil ya. Herkes, Senelerdir hoca dizi dibinden ayrılmayan insanların bile öyle abuk sabuk kabile büyücüsü gibi istihare bilmem ne yaptırdıkları anneleri, teyzeleri, dedeleri var ki çıldırmamak mümkün değil. Ve abuk sabuk şeyler. Sen böyle yapacaksın. Sen şuradan gideceksin. İnsanların kalpleriyle, hayatlarıyla, ruhlarıyla oynayan bir alay sahtekar var. O yüzden en iyisi hakikaten Abdülkadir Geylani'nin anlattığımız kıssasında olduğu gibi bir kere bir ehli sünnet ne demektir? Nasıl inanırız? Rüya vesaire gibi şeyler hayatımızda nerede? Ya millet buradan kalkıyor. Öyle bir şey gider diyor. Birisi gitmez diyor ama ya bu bu kadar ucuz bir şey mi abi? Falanca hoca böyle diyor, filanca hoca böyle diyor demeye hacet yok. Doğrusu ben bunu öğreneyim deseniz İnanın ki 5-6 sayfalık sağlam bir malumatı şurada okusanız hakikaten ya bunlar boşuna konuşuyor. Yol belli, iz belli dersiniz. Bakın programın başında, bendeniz mesela anında çark ettim aslında. Daha farklı şeyler anlatacaktım. Siz mesela ayet okudunuz, hadis okudunuz, Hazreti Mevlana'dan bir nakil yaptınız. Bir şey özetlediniz. E canım siz de bunu annenizin karnında öğrenmediniz kardeşim. Şu program için bile olsa bir hazırlandınız. Bir şeyleri doğru konuşayım diye bir kaygılandınız. Şurada yanlış konuşursam Allah bana sorar dediniz. Korktunuz. Bu bir sorumluluktur. Evet. Öyle değil mi? Bir de anlayamadığım bir şey var. Ürün yerleştirme veya yerleştirmeme gibi bir şey olacak. Biz burada tıp hakkında bu ürünü iç, 10 günde kolesterolün düşer dese... Tabipler odası, doktorlar seni bir daha zinhar... Anadolu'nun yerli kanallarında bile çıkmanı engelleyecek şekilde mahkeme kararıyla uzaklaştırıyorlar. Ben deniz din hususunda bu kadar rahat atılıp tutulup hala programlara, hala gazetelere çıkmasını bu sahadan anlayamıyorum. Şunu mu demek istiyorlar? Din ve din sahası bilim değil mi? Bunun bilimsel olarak da insanın bilmesi gereken kısmı yok mu? Öyle Bizim aslında, bu hocam. ölüm hakkındaki konuşmalarımız, ölümle ilgili anlattığımız şeyler aslında şundan ibaret. Allah Teala onda hani aslında ilk başta bunu söyleyecektik. Ben ısrarla yine ölüme getiriyorum konuyu. Çok dağınık konuşmayalım. Şuradan bizden ayrıldıktan sonra insanlar kendileri yürüyebileceği şekilde şey yapsın diye Estağhfirullah. Ellezi halakal mevt ve'l hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Allah ölümü de yarattı, hayatı da yarattı. Hep iyi izliyordunuz. Bakın lütfen burayı çok dikkatli dinlesinler. Bazı gramer kaidesi bile bilmeyen, Arapça ibare çözmekten aciz, cahil cühela, fakat bir şekilde profesör olan insanlar bu ayeti o kadar o kadar saçma bir şekilde anlıyor ki yani bir insan bu kadar kötü anlayamaz. Ellezî halakal hayatı vel hayâti liyeblüveküm eyyüküm. Allah Teala diyor ölüm hayatı yarattı. O da bilmiyor he diyor. Aynı diyor sınıfa giren öğretmen gibi. Yazılı imtihandan sonra nasıl anlar ya diyor. Allah da öyle diyor. Bilmiyor diyor Allah. Bunu diyen insanlar var bu ülkede. Evet. Bu ülkede değil yani. Elon Musk'ın uzayda uzay üstü çağırsa, açsa orada bile konuşturulmayacak adamı biz bu dünyada konuşturuyoruz. Böyle değil. Bak şöyle diyor Allah Teala. Siz iyiyiz diyorsunuz ya. İyiyim diyorum ben şimdi. Hakikaten iyi miyim? Siz dahiliye uzmanısınız. Ben çok iyiyim diyorum. Gel bakalım diyorsun sen bana. Seni bir şöyle bir tahlilini yapalım. Bir çıkıyor ki damarlar sertleşmiş. Binlenme şeyi damarı tamamen tıkanmış. Kolesterol binlenlere de sen iyi değilsin diyorsun. Değil mi? Ölüm insana o check-up diyorsunuz ya. Gerçekten iyi misin, kötü müsün? Bu yüzün sıyrıldığında altından ne çıkacak? Ona göre yaşa diyor Allah teala. Evet. Ölüm bu kalıbımız sıyrıldığında altından güzel bir şeyin çıkması için bize bahşedilmiş bir son imtihan şeklidir. Bu dünyadaki yaşadıklarımızla ölüm arasında Tam bir uyum vardır. Bir insan burada iyi olup da ölümde kötü olmaz. Bir insan burada kötüydü. Herkes onu iyi biliyordu. Ölümle iyi, iyi biliriz demekle de o adam düzelmez. O yine bu hayatta işin içerisinde ne varsa o vücutla ortaya çıkacaktır. Ölüm kendimize yaptığımız makyajın ve geçici müddet için bize verilen varlığın Hiçbir zaman kaybolmayacak va'ra dönüşmesi için son fırsat, son geçiş yeridir. Ölmeden önce muhakkak bir şey yapılmalıdır. Benim hocamın tabiriyle bir insan ölünce kurtulmaz. Tam yakalanır. Şu an kurtulma imkanım vardır. Evet. kötüsün. Şudur. 5 dakika sonra öleceksin. Daha ölmemişsin. Estağfurullah dersin. Son gideceğin yeri de görmemişsin. Hala açılmamış perde, estağfurullah yapmayacağım abi bir daha dedin. Şu kapıdan çıkarken ölü verdim, çardır. Öleyim de kurtulayım. Sıktı kafasına, kurtulmadı o, fena yakalan, hiç kaçamaz. Evet. Hocam peki orada aynı surette mi olacağız? Şimdi makyajdan falan e, bahsedince siz böyle bir soru aklıma geldi. Çok güzel. Şu anda. E, <laughs> e, bizim evdeki de hatta çocuklar bile anlıyorlar. Böyle bir televizyonda bir şey gördüklerinde aa bunu yaptırmış, aa kaşını yaptırmış. Bir yerleri gerdirebiliyor, şöyle yapabiliyor, böyle yapabiliyor, bir şekil şey, yapabiliyoruz bedenimizle alakalı. Ama huyumuz görünmüyor bizim. Evet. Hani kızgın olduğumuz anlaşılıyor vesaire yapıyor ama şöyle bir şey yok. Mesela diyelim ki bir insan hiç namaz kılmıyorsa gözleri böyle yaratık gibi olmuyor. Dişleri böyle vampir gibi çıkmıyor. Bozulmuyor. <laughs> evet bilim kurgu tadında bir şey yok. Şeklini bozdurmuyor Allah. Bunun sebebi var ama bir buçuk saat daha konuşmamız lazım. Bunun bir sebebi var. Şu kadar bir tiyo vereyim. Bizim için bunun sebebi Hazreti Muhammed'dir. Resulullah Efendimizle beraber suret değişikliğini Allah kaldırmıştır. Kur'an-ı Kerim'de suret değişikliğine maruz kalan ümmetler vardır maymuna dönüşmüş. Fareye dönüşmüş. Hınzıra dönüşmüş. Resulullah Efendimiz alemlere rahmet olduğu için bu ceza kaldırılmıştır. Ne? Ölünceye kadar. Öldüğü anda şekli değişir. Ne oluyor? O haramlar, o günahlar vücut veriyor Allah onlara. Mesela gıybet. Devamlı insanların arkasından onları çekiştirmiş koskocaman bir akrebe dönüşüyor gıybet. Bu dünyada onu görmüyorsunuz. Şu anda benim yanımda gıybet görünüyor mu? Cık, yok. Vücut veriyor Allah buna. Evet kabir alemine geldik. Yalan, gıybet, dedikodu vücut bulsun diyor Allah. Emre diyor ortaya çıkıyorlar. Kabir azabı bu. Kabir azabı insanın huyudur. Kabir azabı insanın huyudur. Yani yekpare mermer döşet. Herhangi bir böcek içeri girer, girerken öyle bir sensör var ki zıt desin yaksın. Orada böyle adam rahat edecek mi? Hayır. O kendi yaptığı fiillere Allah vücut verecek. Şimdi görünmüyor yalan. Şimdi görünmüyor ya. Kabre geçtiği anda bu beden görünür olmaktan çıkacak. Ameller görünecek. Bir o yüzden dedim. Mülk suresi. Orada bir bakacaksın ki dayalı döşeli bir cennet parçası olmuş. Annenden dua almışsın. Baba'ndan dua almışsın. Yetimbaşı okşamışsın. Yerden çöp kaldırmışsın ya. Yere atmışlar bunu pislenmesin demişsin. Allah ona bile bir vücut verecek. Kabirde bir bakacaksın ki efendimizin tabiriyle. Ravdatun min, diyadu, min diyadu cinen, cennet bahçelerinden bir bahçe olacak. Ama öteki türlü olduğunda hüfratun min niran cehennem çukurlarından da bir çukur olacak. Bazısı diyor ki kabir azabı diye bir şey yoktur. Bir, cevap. Gidince göreceksin hoca. Var mı yok mu? Evet. Kabir ahirete giderken bekleme yeridir. Sorgu ne zaman yapılıyor hocam? Sorgunun ilk kabir sorgusu vardır. Bir de büyük sorgu vardır. Mesela siz bir üniversite imtihana girerken bir üniversite imtihanı olursunuz. Evet. Tamam üniversite imtihanı olduk bir daha tıbba girdim hiç veya imtihan olmayacağım diyebilir misiniz? Olmaz. Tıbbın imtihanı da ayrıdır. Bir de onun son mezuniyet sorgusu vardır. Ahiret sorgusu var. Hesap, kitap, mizan. Orada herkesin, dikkat edin, umumi bir sorgu olacak. Kabir, birebir, teke tek sorgu ve sualdir. İlk sorgu, Rabbin. Çok kolaycırım Allah. Rabbim Allah diyorsun da bir kuruşunu kesmesin diye bir zulme el pençe divan duruyorsun. Patronunu Rab gibi Allah gibi kabul ediyorsun da sonra kabre girince Allah Allah diyeceğini mi zannediyorsun diyorlar. Peygamberin tabii ki Hazreti Muhammed haberin var mı sünneti seniyesinde, Hayatından kendisinden haberin var mı? Yok. Orada bülbül gibi öteceğini mi zannediyor? Konuşacağını mı zannediyor insan? Hayır. O alt benlik ortaya çıkacak üst benliği varsa o üst benlik hakim olacak. Kitabı ne? Kur'an canım. Kur'an'la alakalı hiç mesain oldu mu? Hayır. Kabirde Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem kabire sorgu olarak gelindiğinde bir adamın gidişatına göre melekler değişecek. Mesela siz buraya beni çağırdınız. Kapıdaki kişi ah hocam geldin mi? Hemen buraya park yeri kaçalım. Şuradan geçin. X-ray'den geçin. Estağfurullah hocam şuradan geçin dedi. Yukarıda karşıladığınız çaylar, kahveler, Şurada ortam için bile serinlettiniz burayı. Allah sizden razı olsun. Sizden Hiç razı böyle olsun. çağrılmakla Fatih Çıtlak yürü gidiyorsun. Derinmek bir mi? Evet. Kabre gidişte böyle. Korkma korkma. Ayet evet. var. La kafun aleyhim ve lahum yahsenun. Korkma korkma. Dünyadayken aman haram karışır. Aman şu olur falan diye korktun ya. Şimdi korku yeri değil. Bak biz evliyaysa da arkadaşız biz. Allah katından geliyoruz. Hadi rahat ol. Şu soruları da Arkadaş soruları cevaplansın. Melek, şu bakıver şuna. Rabbin, Allah. E Tabii bak, <laughs> hadi. Allah, Allah. Kopya verecekler. Şu zatı tanıyor musun? Nasıl tanımam? Rüyada da gördüm. Çok da severim. Hep hilyesini okudum. Hazreti Muhammed diyecek. Öyle, tamam, başka? Kur'an, Kur'an gelecek zaten. Ellemeyin diyecek. Beni okuyordu. Adamı uykusuz bıraktım zaten. Kabirde rahat etsin diyecek. ha Anlatıyor bunları hikaye değil bunlar. Peygamber söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Dinim İslam diyecek. Utanarak falan demeyecek. Nüfus kağıdındakine göre demeyecek. Silseler de olur demeyecek. Elhamdülillah Müslüman oldum. Ne güzelmiş diyecek. Tamam. Ondan sonra bir namaz ve taharet meselesi var. Namazla alakalı. Temizlikle alakalı. Hiç program, ayrı bir Ramazan programı tadına döndü. İnanın bakın geçenlerde AKM'deydim. Hı hı. Elit değil mi? Evet. Elitler geliyor değil mi? <laughs> evet. Galasındaydık bir şeyin. Çok affedersiniz. Yani hijyenle falan alakalı değil. Bir insan davarını o tuvaletlere, lavaboya sokmaz. Bakın bu gördüğün bir şey var burada. Biz temizlik dediğimizde biz herkes gelsin böyle çember sakal olsun falan öyle bir şey demiyoruz. Pis olandan Müslüman olmaz. Pis olandan Müslüman olmaz yani Efendimiz söylüyor bunu. Ve temiz daima temiz olma, olmak durumundadır. Tertemiz. Tertemiz. Hayatı boyunca temiz olduğu için o insanın kabri de kokmaz Dilara Gidin bugün hala Evliya Allah'ın kabri miskamber gibi kokar. Efendimizin rabzası. Ha dışarıdan sürülen koku sana da sürsünler bakayım oluyor mu? Evet. Olmaz. Namazdan sorulacak ve sonra temizlikten sorulacak. Taharet düzgün mü? Efendimiz buyuruyor ki bu sorgulara cevap verir de namazla alakalı sorgusu iyi geçerse artık o kişinin kabir alemindeki sorgusu çok rahat olur buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem bunların hepsi vaka inanmıyorsun i̇nanırsın inanmazsın zaten illa inan dedi bir şeyimiz yok ama bu bu şekliyle hatta güzel bir şey anlatalım ya Dilara Hanım sıkmıyorum değil mi? Estağfurullah hocam. Bir gelen mesajlara bakıyorsunuz evet, evet. o yüzden. Seyircilerimizden gelen mesajlara bakıyorum. Son bir buçuk dakikamız kaldı bu arada. O Belki o zaman kelime şehadet getirelim. Yani. Hikayenizle herhalde. noktalayabiliriz hocam. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer Efendimiz göçtüğünde Hazreti Ali Efendimiz kabrinin başına geliyor, gülüyor. Sözünün erisini Ömer diyor. Diyorlar ki ne oldu ya? Bakın bu hem sorduğun sualin hepsine cevap. Yine Ali'den görün çıktı güzel cevap. Hazreti Ömer Efendimiz için. Bir gün Resulullah Efendimizin yanındaydık. Ömer radıyallahu anh da oradaydı. Ömer de oradaydı. Efendimiz kabre gelen melekleri şiddetinden bahsetti. O kadar acayip melekler gelecek ki onu gördüğünüzde kendi adınızı bile unutacaksınız neredeyse. Hamile deve çocuğunu kaybeder de o sesten. İnanın ki siz duyamazsınız belki ama o kadar dehşet şeyler olduğunu anlattı diyor. Ömer radıyallahu anh bir şey söylemiş. Ya Resulallah çok korktum ama bir şey soracağım. Ben kabre girdiğimde bu sana iman ettiğim, senin yoluna kurban olduğum bu aklım bende olacak mı demiş. Dilara Hanım ben bunu çok severim ne olur. Siz de bu, bu güzellikle inşallah veda edin seyircilerimize. Efendimiz buyurmuş ki evet olacak. Böyle yapmış Ömer Efendimiz. O zaman kolay. Bunun üzerine Efendimiz güldü diyor Hazreti Ali. Ömer biliyor musun şu an senin kabre girdiğin anı görür gibiyim. Ne görüyorsun ya Resulallah? Bakıyorum diyor bak bakar mısınız? Bakıyorum kabrine. Melekler mi seni sorguya çekiyor? Sen mi melekleri sorguya çekiyorsun karışmış diyor. Ya Hazreti Ali diyor ki Kabine geldim diyor. Bir baktım diyor Ömer'e. Meleklere diyor cevap vermeyi bırak. Meleklere aciz bıraktı diyor. Gördüm bak görüyor demek ki. Hazreti Ali ondan sonra diyor ki sözünün eriymişsin ya Ömer. Çok güzel. Evet bu hikayenin üzerine hiçbir kapanış. Hakikat kısa kayıtlarıyla da var. Tabii siz onu kastettiniz zaten. Evet hiçbir kapanış e, konuşması yeterli olmayacaktır. Benim duygularımı anlatmaya. Nerede olursanız olun tahkim edilmiş yüksek kalelerde bile bulunsanız ölüm sizi bulur diyor Nisa suresinde. Çok değerli konuğumla bugün birlikteyiz. Birlikteydik. Hocam teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür ederim. yüreğinize sağlık. Sağ olasınız. İyi akşamlar dilerim.